Çağlay'la yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz Now ekranlarına hoş geldiniz. Harika bir gün geçirmeniz dileyerek programımıza başlıyoruz. Az sonra sağlık masası başlayacak ve bugün sağlık masasında son zamanlarda görülme sıklığı giderek artan nörolojik hastalıklara uzman konuklarımla birlikte dikkat çekeceğiz. Ama ondan önce operatör doktor Ubeydullah sevgili hocamız bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim size sormalı. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Bel fıtığını konuşacağız ama bel fıtığında şu anda güncel ameliyatsız tedavi yöntemlerini hocamız bize anlatmak üzere burada. Ama tabii ki önce bel fıtığının neden olduğunu bir soralım. Neden fıtık olur? Günümüzdeki yaşam koşulları, ağır çalışma koşulları, bunun yanında devamlı tekrarlayıcı hafif travmalar, öne eğilerek çalışmalar, yanlış yaşam şartları bel fıtığını tetikliyor. Hı hı. Belirtileri nelerdir? Belirtileri ilk başta bel ağrısıdır. Bel ağrısının en sık nedeni bel fıtığıdır. Ama her bel ağrısı da bel fıtığı değildir. Bir dönem sonra ilerlediğinde bacağı vuran siyatik dediğimiz ağrılara neden olabilmektedir. Hı hı. Bazen de bel ağrısı geçiyor. Sadece bacağı vuran, topuğa vuran, dize vuran ağrılar olabilmektedir. Bel fıtığında robotik lazer tedavisi nedir? Bir şimdi bunu konuşalım. Robotik lazer tedavisi ameliyatsız bir tedavi yöntemidir. Lazer tedavilerinin iyileştirici özellikleri, biyostimülasyon etkileriyle doğrudan dokuya ulaşıp oradaki dokunun kanlanmasını, ödemin çözülmesini, antiinflamatuar etki ve ağrının kesilmesini sağlamaktadır. Lazer tedavisi nasıl kullanılıyor şimdi bel fıtığında? Lazer tedavisi doğrudan hastaya dışarıdan, hiçbir invazif girişim olmadan, hı hı, iğne gibi bir işlem yapılmadan doğrudan dışarıda verilerek o lazer ışınlarının 5 kat dokuyu geçerek bütün dokulara ulaşıp o dokuların iyileşmesini, ağrının kesilmesini sağlamakta. Bel fıtığında bu robotik lazer kimlere uygulanır peki? Robotik lazer tedavisi bütün hastalara uygulanabilir. Herkese uygulanabilir. Örneğin diyelim ki hafif bir bel ağrısı olan hastaya da uygulanabilir. Çok şiddetli bacak ağrısı olan, patlamış fıtığı olan ya da ameliyat olduğu şikayetleri geçmeyen. Çünkü ameliyat olan hastalarda sinirlerde ödem olduğu için şikayetler hemen geçmeyebiliyor. Ameliyat sonrası bu tedaviler uygulanabilir. Yani lazerde geçiyor ama mesela sonrasında tekrarlama ihtimali şimdi oluyor zaten, mu? Yani şunu diyeyim. Yani robotik cerrahiden sonra hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor tekrarlamaması için? Sonuçta yaptığı hataları tekrar yapmaması gerekiyor gibi. Zaten daha önceden de söylemiştik. Yaptığımız hatalardan dolayı bel fıtığı ortaya çıkıyor. Çünkü sonuçta bizim vücudumuzun bir kullanma kılavuzu var. Hı hı. Biz buna göre hareket etmediğimiz zaman, örneğin diyelim ki çok hareketsiz yaşadık, kilo aldık, öne eğilerek çalıştık ya da mesela hiç ısınmadan spor yaptık, ağır yükler altına girdik. Bunlar bel fıtığını tetikliyor. Hı hı. Tedavi sonrası mesela ameliyat olsun, ameliyatsız tedavi olsun, robotik lazer olsun, nükleoplasti yöntemi olsun. Bunlardan sonra hastalar yaşam değişikliğine gitmesi gerekiyor. Tabii, ya nasıl ki doktorlar işlemi yapıyorsa, bu görevini yerine getirebiliyorsa, işlem sonrası da hastaların ödevleri var. Bunlar egzersiz, işte bunun dışında yaşam aktivitelerinde değişiklik, bunun dışında ağır işlerin altına girmemesi, bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Nükleoplasti az önce söylediniz ama bu yöntemden de birazcık bahsedelim. Şimdi diyelim ki bel fıtığı artık bacağı vuruyor ve hastalar fizik tedavi gördü. İlaç tedavisi kullandı. Bu şikayetleri geçmiyor. Bacaklarında da çok şiddetli ağrı var. İlaçlar da hiç fayda etmiyor. Mesela örneğin diyelim enjeksiyon yaptırıyorlar. Onların faydası olmuyor. Nükleoplasti yöntemimiz dediğimiz özel görüntüleme altında ameliyatsız bir şekilde sadece o bölgeye uyuşturularak fıtığın merkezine girip o bölgede doğrudan fıtığı küçültme işlemidir. Yani ameliyat değil ama ameliyat kadar başarısı olan. Burada önemli olan nedir? Uygun hastayı seçmek. Ve hasta fizik tedaviden fayda görmüyorsa, ilaçlar fayda etmiyorsa ki hastalarda bu yöntem uygulandığında hastanın doku bütünlüğü bozulmadan, ek bir istirahate girmeden tedavi yapılabiliyor. Uygun hasta dediğiniz kimlerdir? Hangi grup? Uygun hasta mesela diyelim ki basit bel ağrısı olan hastalarda böyle bir tedaviye ihtiyaç yoktur. Hasta mesela diyelim egzersizlerini yaptı, kilo verdi, şikayetleri geçiyorsa, bel fıtığı olsa bile hastanın yaşam değişikliğinde bir sıkıntı yaratmıyorsa bu hastalara gerek yoktur. Ama hasta diyelim çok şiddetli bel ağrısı var, fizik tedavi gördü, ondan sonra ilaçlar kullanıyor, faydası olmuyor. Bunun yanında önüne ameliyat dışında başka bir çare konulmamış hastalarda bu tedavi güvenle yapılabilir. Peki bel fıtığında nokta atışı yöntemi nedir? Bel fıtığı nokta atışı tedavi yönteminde ise
diyelim ki bel fıtığı olan hastalarda ağrının sebebi sinir üzerindeki ödemdir. Hı hı. Her yaşta olabilir. Her yaşta nokta atış tedavisi yapılabilir. Buradaki amaç özel görüntüleme altında ince bir iğne ile fıtıkla sinir arasına girip oraya bir ilaç verilmesidir. Bu ilaç verildiği zaman oradaki ödem çözülüyor, ağrı kesiliyor ve oradaki fıtık dokusu geriye çekiliyor. Sonra tekrar geri geliyor mu? Yani şimdi hastaya bağlı. Hasta daha önceden söylemiştik. Nasıl ki doktorların görevi varsa tedavi konusunda hastalar üzerine düşen ödevler var. Hani hastalar yaşam değişiklikleri yaparsa, egzersizleri yaparsa fıtık tekrarlamaz. Hani ameliyatta böyle, da böyledir. Hani hep böyle kilolu insanlarda veya işte yaşam tarzıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz ama bazen çok zayıf insanlarda da spor yapan aktif insanlarda da mesela olabiliyor. Bu birazcık yapısal, biraz genetik mi? Bu yapısal, ailesel yatkınlık olabilir. Örneğin diyelim ki bel fıtığı tetikleyen bazı durumlar nedir? Yanlış oturma, kalkma, öne eğilerek çalışmak, elektrik süpürgesini kullanmak mesela. Onun dışında bulaşıkları yıkarken öne eğilmek. Ama kullanılacak yani tabii bunlar değil mi? Mesela? Tabii uygun postürde kullanmak lazım. Düzgün, kontrollü tabii bir şekilde. Şimdi günümüze baktığımız zaman insanların çoğu yanlış şekilde oturuyor. Ve yanlış bir alışkanlıkları var. Yanlış alışkanlıkları olduğu zaman da özellikle öne eğilerek oturdukları zaman, yanlış postürde oturduğu zaman omurga bölgesine, özellikle L4, L5 bölgesine daha fazla basınç gelir. Daha yük biniyor tabii evet ki. Fıtığın nükseden hastalarda nokta atış tedavisi nasıl bir etki yapıyor peki? Şimdi fıtık iki şekilde nükseder. Özellikle ne yapıldı da sonra nükset? Atıyorum ameliyat mı oldu nüksetti? Yoksa işte geçici bir tedavi mi uygulandı? Şöyle söyleyebiliriz. Şimdi hiç ameliyat olmayan hastada fıtığın şöyle bir serüveni vardır. Diyelim ki hastanın bir bel ağrısı vardır. Hasta bir fizik tedaviye gitti. Bel ağrısı geçiyor. Hı hı. Aradan 3 yıl, 4 yıl sonra şikayetler devam ediyor. Bu sefer bacağı vuran ağrı oluyor. Bacağı vuran ağrılarda mesela daha dirençli ağrılar olabilir. Daha önce diyelim ki hasta fizik tedaviye gitti, bu şikayetler geçmedi. Onun dışında hastanın belindeki ağrı azaldı ama bacağına vuran şiddetli ağrıları var. Ve bu hastalara mesela ne yapılabilir? Dediğimiz işte bu ameliyat tedavi yöntemleri yapılabilir. Hı hı. Bunun yanında diyelim ki hasta ameliyat oldu. Çok iyiydi mesela 3 ay sonra ya da ters hareketlerden dolayı fıtığını yükseltmiş olabilir. Tabii. Ya da ikili geçti, hastalar kendisine verilen ödevleri yapmadı, doktorunu iyi dinlemedi, tekrar yükseltti dediğimiz bu. Peki regresyon tedavisi nedir? Bu tedavi nasıl uygulanır? Şimdi regresyon tedavisi fıtığın geri çekilip tamamen yok olmasıdır. Şimdi normalde fıtığı olan bir hastada, diyelim ki bir hastaya ameliyat önerildi. Bu hastalar acil bir ameliyat endikasyonu yoksa 22 binde bir hastada bu fıtık kendi kendine iyileşebiliyor. Hı. Ama 22 binde bir. Tabii bizim amacımız nedir? Ameliyatsız tedavi yöntemleriyle vücudun fıtığı yenmesini sağlamak. Hı. Bu işlemler yapıldığı zaman, diyelim ki işte robotik lazer, radyo frekans tedavileri, nokta atış tedavisi, nükleoplasti, hı hı, dediğimiz tedaviler kombine edildiğinde vücudun bu fıtığı yenmesi sağlanabiliyor. Hı hı. Regresyon dediğimizde fıtığın tamamen geri çekilip iyileşmesi. Peki, diz kireçlenmesi rahatsızlığında kullanılan hidrojel enjeksiyon konuşalım. Bu da son dönemlerde şimdi yine çok merak ediliyor. Diz kireçlenmesinde ilaç tedavileri, fizik tedavi ve işte kök hücre, PRP gibi tedaviler kullanılıyor. Hyaluronik asit dediğimiz sıvı enjeksiyonlar yapılıyor. Bunlar tabii bir ömrü var. Hidrojel dediğimiz de bir enjeksiyon yöntemi. Bunun özelliği nedir? Ekleme verildiğinde bu bölgede yağlama, yassıklama görevi görüyor. Ve vücut tarafından bu yok edilemiyor, bozulamıyor. Bozulamadığı için de eklemde uzun süre kalıyor ve uzun ömürlü bir tedavi olmakta. Hı hı. Ne kadar süre işe yarıyor? Yani uzun ömürlü dediğiniz, hani insanların bundan beklentisi ne olmalı aşağı yukarı? Şimdi diyelim ki normal sıvı iğneleri 6 ay, 1 yıl giderken bunlar mesela hastanın durumuna göre, işte hastanın kireçlenme miktarına göre, çünkü sonuçta diz kireçlenmesi dediğimiz eklem kırdağının aşınması. Bunda evreleri var. Çünkü bir kere başladığı zaman bu süreç ilerliyor. Evre 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Bazen mesela deformite durumuna geldiği zaman da biz buna evre 5 de diyebiliyoruz. Artık bu aşamaya gelmeden, deformite aşamasına gelmediği zaman bu hidrojel tedavisi güvenle uygulanabilir. Eklemde uzun süre kaldığı için de uzun ömürlü bir tedavi olmakta. Farklı eklem bölgelerinde de kullanılıyor mu? Biz hep diz diye konuşuyoruz ama. Şimdi daha çok diz bölgesinde kullanılıyor ama son işte yıllarda kalça bölgesine, omuz bölgesine, bununla da ilgili sınırlı da olsa çalışmalar var. Uygulanıyor mu şu anda? Uygulanabiliyor, evet. Uygulanabiliyor. Tabii burada önemli olan eklem kemik yapısının tamamen bozulmaması. Örneğin kalça için söyleyelim.
diyelim ki femur başı avasküler nekroz dediğimiz kemikte bir çürüme varsa, kemiğin içinde bir sıkıntı varsa hidrojel bunlara çok sonuç vermeyebilir. Ama eklem kırdağı ile ilgili bir aşınma varsa bunlar da uygulanabilir. Hidrojel tedavisi ameliyattan kesin kurtarır mı diye çok şimdi soruluyor. Yani hastanın, hidrojel tedavisi olursam ameliyattan yırttık hani gibi. Şimdi hastanın dizinin kireçlenme durumuna bağlı, yaşına bağlı. Yani bundan mesela ameliyatı da önleyebilir, ameliyatı da öteleyebilir. Ama sonuçta ameliyatı da ötelemesi de çok önemli, kıymetli bir şeydir. Çünkü sonuçta evre 4 olan, diyelim ki diz kireçlenmesi olan hastalar, işte sıvı iğnelerinden, kök hücre, PRP gibi tedavilerden çok iyi sonuç alamıyor. Ve bunların önüne sadece ameliyat konulabiliyor. Bu hastalarda kullanıldığında bile, evre 4'te bile, yani ameliyatı ötelese bile hasta için sonuçta bir avantaj. Çünkü protezin de bir ömrü var. O yüzden ne kadar ileriye atabilirsek ameliyatı o kadar iyi. Kesinlikle. Diyorsunuz. Peki bu tedavi, hidrojel tedavisi için bir yaş sınırı var mı? Her yaşta uygulanabilir. Yani hiçbir yaş sınırı yok. Özellikle mesela 40 yaşındaki hastada da kullanılabilir. 80 yaşında, 90 yaşındaki bir hastada da kullanılabilir. En çok etkin olduğu yaş aralığı diye bir şey var mı? Yani şu yaş ya grubuna burada yaptığımız zaman müthiş etkisini görüyoruz. İşte ne bileyim ömrü çok daha uzun oluyor gibi. Şimdi her yaşta kullanılabilir. Ama hasta diyelim ki mesela 80 yaşındadır. Fazla bir aktivitesi yoktur. Ağrıları çoktur. Bunlar da mesela çok güzel sonuçlar alınabiliyor. Ama bunun yanında mesela genç hastalarda işte diz kireçlenmesi, deformite durumuna gelmemiş, ilerlememiş hastalarda da çok güzel sonuçlar alınıyor. Yani burada önemli olan treni kaçırmadan tedavi yaptırmak. Bu tedaviden sonra mesela ne zaman normal aktivitelerine dönebiliyor hastalar? Hastalar tedaviden sonra yürüyerek normal işlerine dönebiliyor. Ama tabii bir ay boyunca ağır işlerin altına girmemesi gerekiyor. Egzersiz yapabiliyor mu egzersiz mesela? Hemen egzersizlere başlanıyor zaten. Başlayabiliyor. Çünkü diz ağrısı olan hastalar hareketlerini yapmıyorlar. Dizin çevresindeki kaslar zayıf olduğu için de o bacakta bir güçsüzlük olabiliyor. Egzersiz yaptıkları zaman da fayda oranı daha yüksek oluyor. Sonrasında rehabilitasyon veya fizik tedavi gerekiyor mu? Fizik tedavi ihtiyacı olmuyor. Bunlar bu hastalara bir egzersiz ödevi veriliyor. Zaten o da bir yapacağız. Fizik tedavi yani aslında. Tabii. Hareketsiz hiçbir şey düzelmiyor. Kesinlikle. Değil mi? Zaten vücudumuzu çalıştıran egzersiz. Özellikle egzersizlerde işte yüzme, bunun yanında pilates, yoga gibi egzersizler hem dizimiz, hem belimiz, boynumuz, hem moral motivasyonu artırır, hem de daha sağlıklı bir yaşam geçirmemizi sağlar. Hidrojel tedavisini herhangi bir uzman doktor yapabilir mi yoksa belirli bir uzmanlık alanı gerektiriyor mu? Şimdi ekleme hakim olan bir doktorun yapması daha uygun oluyor. Peki. Daha önceden eklem cerrahisiyle uğraşmış, eklemin bütün noktalarını bilen bir doktorun yapması daha önemli. Doğru tabii ki. Şimdi hidrojel tedavisine enjekte edilen sıvı zamanla koyduğunuz andan itibaren yavaş yavaş yok olmaya başlayan bir şey midir? Yoksa orada yaşamaya devam ediyor şimdi mu belli bir süre? Şimdi bu vücut tarafından çapraz bağlı olduğu için poliakrilamid maddesi dediğimiz bir madde. Molekül ağırlığı büyük. Vücut hem bunu absorbe edemiyor hem de bunu bozamıyor. Ve o bölgede kapalı dediğimiz alanda ömür boyu kalıyor. Zaten bu oradaki sinovya zarına entegre olarak görevini yapmakta. Ameliyat ortamında mı uygulanıyor? Ameliyat ortamına gerek yok. Özellikle bu enjeksiyon konusunda yetkin olan, sterilizasyon şartlarını sağlayan her yerde yapılabilir. Ama tabii ekleme sağlıklı ulaşabilmesi için bir görüntüleme altında yapılması daha uygun olur diye düşünüyorum. Diz kireçlenmesinde kullanılıyor değil mi hocam? Diz kireçlenmesinde kullanılıyor. Bunun yanında da son yıllarda işte kalça kireçlenmesinde de uygulanabiliyor. Peki. Var mı eklemek istedikleriniz? Yani bu şekilde özellikle hastalar tedavilerini yaptıklarında bundan sonraki süreçte özellikle ödevlerini yapmaları gerekiyor. Bunun yanında kilo vermeleri gerekiyor. Egzersiz yapmaları gerekiyor. Spor olarak da öneri olarak işte yüzme. Özellikle yüzme hem bel hem sırt hem diz kaslarımız için çok önemli. Bunun yanında pilates, yoga gibi sporları da tercih edebilirler. Edebilirler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bilgiler için sevgili izleyenlerimiz ve Sağlık Masası başlıyor. Alzheimer hastası sayısı 2050'de 139 milyona çıkabilir. Alzheimer, demans genetik midir? Her unutkanlık ciddi hastalık habercisi midir? Sağlık Masası'nda Alzheimer, demans, Parkinson dosyaları uzman isimlerle açılıyor. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Osman Tanık, iç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya.
Kolombiya Üniversitesi Nörolojik Bilimler Uzmanı Profesör Doktor Çağhan Kızıl, psikiyatrist, psikoterapist Profesör Doktor Arif Verimli ile Sağlık Masası az sonra Çağla ile yeni bir günde. O henüz 19 yaşında, bir Parkinson hastası. 7 yaşında tanıştığı Parkinson'la mücadele eden Emirhan Yılmaz, yaşadığı zorlukları ve tedavi sürecini az sonra canlı yayında anlatacak. Yemek yemiyorum, telefon tutamıyorum, şöyle ellerim kilitleniyor. Evet, ne dedik? Bugün sağlık masamızda son zamanlarda görülme sıklığı oldukça artan nörolojik hastalıklara bakacağız. Nedir bu hastalıklar? Alzheimer, demans, Parkinson alanında uzman isimlerden bu zorlu hastalıkların sebeplerini, tedavi yöntemlerini, yavaşlatma, yardımcı beslenme püf noktalarını ve özellikle hem hastaları hem yakınlarını yoran bu hastalıkların psikolojik etkilerini konuşacağız. Sağlık masamızda bugün kimler var? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Osman Tanık hocamız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İç hastalıklar uzmanı Doktor Ayça Akkaya hocamız bizlerle beraber. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Kolombiya Üniversitesi'nde şu anda Alzheimer'a karşı çok önemli bir çalışmayı yürüten Profesör Doktor Çağan Kızıl hocamız bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Psikiyatrist, psikoterapist Profesör Doktor Arif Verimli hocamız da bugün bizlerle beraber. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Önemli bir konuyla ilgili bugün ciddi bilgilendirmeler yapacağız. Çağlar'la yeni bir gün izleyenleri için. Günün haberiyle başlamak istiyorum. Sonra hocalarımdan tek tek yorum alacağım. Dünyada 2050'de Alzheimer hasta sayısı 139 milyona çıkabilir. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde 55 milyondan fazla Alzheimer hastası olduğunu belirtiyor ve uyarıyor. Alzheimer hasta sayısı 2030'da 78 milyona, 2050'de ise 139 milyona çıkacak diyor. Alzheimer dünyada tüm hastalıkların içerisinde 7. ölüm nedeni olarak da yer almakta. Hocam isterseniz eski yıllarda aslında bu hastalığı biz bu kadar konuşmazken teşhis mi edilemediği için konuşmuyorduk? Yoksa gerçekten modern hayatla birlikte Alzheimer'ın artışını gözlemleyebiliyoruz mu diyorsunuz Osman Şimdi, hocam? Aslına bakarsanız bir kere ömür uzuyor. Yani daha önce işte 44 yıl yaşayan insanoğlu şimdi 70'li yaşlara çok fazla yaşar hale geldi. Evet. Alzheimer hastalığının en önemli özelliği insidensin yaşla birlikte artıyor olmasıdır. Hı hı. 65 yaşından sonra %18, 85 yaşından sonra %50 oranında ortaya çıkan bir durum var. Demek ki burada esas olan şey prevalans. Yani toplumdaki yaşlı oranı arttıkça onların içerisindeki Alzheimer oranının artması kaçınılmaz şekilde artıyor. Şimdi tabii teknoloji ilerliyor. Tedavi unsurları çok fazla hayatımızın içinde. Evet, ve dolayısıyla insan ömrünün giderek artan bir şekilde yaşamı uzuyor. Bu bizi bir takım nörodejeneratif hastalıklar diye adlandırdığımız, maalesef çok fazla hakim olamadığımız konularda, hı hı, Alzheimer gibi, Parkinson gibi, motor nöron hastalığı gibi, hı hı, hani başı belli, sonunun nereye gideceğini önceden bilemediğimiz bir takım hastalıkların oranı artıyor. Evet. Çevresel faktörler de çok bizi rahatsız ediyor bu arada. Yani her şey bizi serbestçe doğal bir ortamda yaşamamız için uygun değil. Bir takım faktörler de işin içerisine giriyor. O da bir miktar işi uzatıyor. Burada aslında şeyi de konuşalım mı? Aslında onu mu konuşmalıyız öncesinde? Bir sonuç mu Alzheimer? Yani demansla başlayan bir süreç mi? Bir buna bakalım. Bir demansla Alzheimer'ı birazcık karıştırıyoruz. Bir de demans... benim merak ettiğim, çok özür dilerim, sorulardan bir tanesi şey hocam. Alzheimer'ın yaşamanın bu hastalığı ömrü ne kadar sürüyor? Şimdi hastalıkla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim size. Bir tane slide olacaktı, bir uygun bir slide. Mesele şu, hastalık daha ortada yokken yaklaşık onlarca yıl önceden o hastanın Alzheimer olacağını biliyoruz. Genetik faktörler artı yani o hastadaki yapının bir süre sonra işi Alzheimer'a doğru götüreceği ortada. MR'dan bahsediyorsunuz. Yok, MR'dan bahsetmiyorum. Bir tane böyle renkli, yeşilli, sarılı bir slide olacaktı. Bir arkadaşımıza göstermiştim ama. Hocam onu siz vermişsiniz, hazırlıyoruz hemen. Evet, geldiği o çok anda önemli. O çok önemli. Konuşur. Çünkü orada asemptomatik dönem var. Hmm. Yaklaşık 20 yıl kadar asemptomatik. Yani aslında Alzheimer olacak o kesin ama 20 yıl hiçbir şey olmuyor. Hmm. O şemanın içerisinde asemptomatik dediğimiz form. Hmm. Sonra MCI diye adlandırdığımız bir zaman geliyor. Orada hafif kognitif bozukluklar ortaya çıkıyor.
Biz aslında asemptomatik dönemde, yani hiçbir belirti ortaya çıkmadığı dönemlerde de bu hastalıkları yakalayabiliyoruz. Yani bu hastalıkların bir takım analizlerle, özellikle Bose analizleriyle, bu hastada hastalık daha ortaya çıkmadan, hiç belirti yokken bile bu hastada yüksek oranda, %66 oranında Alzheimer olabileceğini önceden fark edebiliyoruz. Müthiş bir güç var elimizde. Evet. Ama bunu tabii herkese yapılması gerektiğini falan söylüyor değilim. Çünkü çok fazla insana yapılması gerekiyor. Ben önceden Alzheimer olacağım mı diye. Evet. Şimdi dolayısıyla asıl mesele asemptomatik dediğimiz dönem, yani belirtisiz dönemde bir takım bulgular ortaya çıkabiliyor. Yani hani radyolojik bulgularda küçük küçük belirtiler ortaya çıkıyor. Küçük damarlarla ilgili problemler ortaya çıkıyor. Bizim hafif unutkanlık dediğimiz bir dönemimiz var. Bu belirtiler hocam çok kıymetli. Bunları çok detaylı şekilde az sonra konuşalım. İnce ince aslında eleyelim istiyorum. Bu noktada Çağan hocama da söz vermek istiyorum. Şimdi Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde Alzheimer'la ilgili çok önemli bir araştırma yapıyor. Bu araştırma yapan, araştırmaya imza atan ekiple birlikte şu anda çalışıyorsunuz siz. Nörolojik bilimler uzmanısınız. Şimdi bu hastalığın neresinde duruyorsunuz aslında tam olarak? Aslında bu hastalığın başında duruyoruz. Yani bir hastalık nasıl ortaya çıkar? Bu süreç içinde insan vücudunda nasıl neler değişimler olur? Biyolojik altyapısı nedir? Nasıl tedavi imkanları uygulayabiliriz? Aslında nörolojik bilimler kliniğe geçmeden önce, nöroloğun ya da tedavinin başlamasından önce preklinik dediğimiz anlamaya yönelik bir deneysel çalışma bütünü olarak tanımlayabileceğimiz bir yapı. Beyinde hangi değişimler oluyor hocam? Birazcık bundan bahsedelim mi? Yani bu tür hastalıkların ortaya çıkmasını tetikleyen şeyler ne oluyor? Minik minik dediğimiz o. Çok uzun süreli bir kuluçka dönemi olan bir hastalık, evet, Alzheimer ve nörolojik hastalıklar. Yani yeni yapılan çalışmalarda 20 sene öncesine kadar kan biyobelirteçlerinin değiştiğini ve zaman içinde yaklaştıkça klinik aşamaya bunu anlayabileceğimizi biliyoruz. Nasıl değişiklikler başlıyor? İlk başlayan değişiklikler hücrelerin yapısının bozulması, özellikle sinirlerin bağlantılarının azalması, işlevin bu sebeple düşmesi. Bir iltihaplanma var beyinde, kan damarlarının etrafındaki değişimler var, kardiyovasküler hastalıkların, metabolik hastalıkların etkileri bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve en sonunda olan beynin belli bölgelerinin, farklı hastalıklarda farklı beyin bölgelerinin küçülmesi, atrofi dediğimiz ve daha sonra da o bölgenin işlevi olan fonksiyonun artık insan tarafından yerine getirilememesi. Alzheimer'da bu hafıza, Parkinson'da hareket, diğer demanslarda farklı olabiliyor. Columbia Üniversitesi'nde şu anda yürütülmekte olan çalışmadaki son gelişmeler neler hocam? Nasıl gidiyor? Bizim aslında bakış açımız şöyleydi. Genetik risk faktörleri var, ailesel risk faktörleri var ve bazı insanların risk faktörü çok yüksek. Fakat bu insanlar içinden uzun vadede 80-90 yaşında hocamın dediği gibi Alzheimer olmasını beklerken bu insanlar olmuyorlar. Ve biz acaba neden dedik? Yani bu insanların koruyucu bir mekanizması mı var? Biz bunu bulup gerçekten herkese bir tedavi olarak sunabilir miyiz? Orada yaptığımız bir çalışma, belki detaylarına isterseniz girebiliriz. Evet. Orada bir genetik varyasyon bulduk, genetik değişim. Ve bu genetik değişim insanların kendini korumasını, beynin bu toksik maddelerden temizlenmesini sağlıyor. Şunu söyleyebiliriz, Alzheimer'da beyinde oluşan amiloid plakları dediğimiz ya da yine başka bir etken, belirleyici bir etken, tau yumakları dediğimiz şeyler oluşuyor. Ama beynimiz aslında o kadar güçlü ki yıllar içinde, zaman içinde eğer o temizlemeyi düzgün şekilde yapabilirse hastalığın ortaya çıkmasını ilerletiyor. Dolayısıyla bu hastalığa yakalanmıyoruz geç yaşlarda. Fakat bazı insanlar bunu çok iyi yapabiliyorlar. Bu bulduğumuz çalışmada kendini koruyabilen insanların da bir genetik değişim o temizlenmeyi çok iyi yapmalarını sağlıyor. Evet, biraz hocamızın da dahil olduğu Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmada 23 bin kişilik bir katılımcı grubunun DNA'larının tüm genetik dizileri incelenmiş. Kapsamlı bir analiz sonunda Alzheimer'a karşı koruma sağlayan nadir bir gen değişikliği tespit edilmiş. Bu değişiklik yüksek genetik riske sahip ancak Alzheimer olmamış kişilerde varken aynı yüksek genetik riske sahip ama Alzheimer olmuş kişilerde yok. Bu mutasyonun Alzheimer'a yatkınlığı olan kişilerde hastalığın oluşumunu %70'e kadar azalttığı bulunmuş.
FN1, doğru mu söyledim hocam, evet, olarak bilinen, doğru, bu gendeki değişim beyin damarları yoluyla Alzheimer'a yol açan zararlı proteinlerin temizlenmesine yardımcı olarak hastalığın ilerlemesini önlemede önemli ölçüde rol oynuyor, geciktiriyor hatta bile diyebiliyoruz. Evet, evet. Şimdi evet, biz ne sorusunu soruyoruz şu an kendimize? Kafamdan milyon tane soru geçiyor. Şimdi bende var mı? Ben temizliyor muyum? Bende bu gen var mı? Evet. Ya da ailemde vardı, bana geçti mi? Evet. Belki de geçmedi. Yani genetik aktarım %100 diye bir şey de yoktur. Hayır, yok. Ve bu zaten nadir görülen bir varyasyon. Yani popülasyonların bizim araştırdığımız kitlede %3'ünde, evet, görüldü. Evet, evet. Fakat bize şunu anlattı. Alzheimer'a karşı gerçekten doğal bir koruma mümkün olabilir genetik yönden baktığımızda. Hmm. Bunu hastalığın etiyolojisi diyoruz. Gelişim sürecinde insanların kendini koruması mümkün. Biz bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunun biyolojisini anlamaya çalışıyoruz. Neden bu gen kan damarlarıyla beynin o arayüzünde olan bir protein üretiyor? Ve neden bu proteinin etkisi bizim için elzem? Neden çok fazla olduğunda Alzheimer'a yol açıyor ama bunu azalttığımızda bize koruyuculuk, evet, sağlıyor? Beynin temizlenmesi dedik. Bu önemli bir şey. Plakların oluşması ve onun öncel süreci bu sinir uçlarının, demin bahsettiğim uçların birbirinden kopmasını sağlıyor. Hmm. Biz bu temizliği, bu geri dönüşümü düzgün ve iyi yapabilirsek hastalık sürecini uzatıyoruz. Önemli bir yönü de kardiyovasküler hastalıklarla, metabolik hastalıklarla, çevreyle bu gen birçok yönden artıyor normalde. Hmm. Yani Alzheimer'la aslında bu düşündüğümüz tüm etkilerin de nasıl iletişim kurduğunu bize anlamamızı sağlıyor. Hmm. Bir umut oluyor. Alzheimer hani çözümü olmayan bir hastalık diyoruz ama buluyoruz. Bir koruma var, doğada, evet, var o. Evet. Biz onu doğadan anlayıp insanlara bir terapi olarak sunabilir miyiz? Biraz buraya doğru gidiyoruz. Buraya doğru gidiyoruz. Gitmeye de devam edeceğiz. Şimdi o beyin kendi kendine nasıl yeniliyor? Aslında nasıl temizleniyor? Veya beynimizi ne çalıştırıyor? Yaşlanmasına neler katkıda bulunuyor? Veya neler engel olabiliyor? Hepsini konuşuruz. Ama bence bu konuyla ilgili bu sanki birazcık da böyle psikolojik bir hastalık gibi geliyor. Bu yüzden hemen yüzümü Arif Hoca'ya doğru çevirmek istiyorum. Önemli bir soru aslında bu. İnsanlar genel özellikle yaşadıklarını unutmak istedikleri için mi demans veya Alzheimer oluyor diye. Çok bu işin psikolojik yanını birazcık konuşalım mı Arif Hocam? Memnuniyetle efendim. Buyurun. Şimdi önce şunu söylemek isterim ben. Kıymetli meslektaşlarım çok gelişmiş bilgilerini sundular. Ama ben özellikle halkımız arasında bu hadisenin iyi tanımlanması için bir tanımlama yapmak istiyorum. Buyurun. Yani Alzheimer hastalığı özel bir tip hastalıktır. Demanslar başlığı altında, hı hı, demans tırnak içinde bunama, tamam, başlığı altında bir alt grubu oluşturuyor. Hı hı. Hı hı. Bunlar daha çok genç yaşta ortaya çıkan presenil demanslar dediğimiz bir şey. Değil mi? Hı hı. Arkasından bir başka demans grubu çıkıyor karşımıza. Vasküler demanslar. Yani damarlardaki yüksek tansiyon, kolesterol, şu bu sebebiyle ortaya çıkan, küçük tıkanmaların ileride birleşmesiyle ortaya çıkan giderek beyin fonksiyonlarındaki düşüş. Alzheimer tipi demanslar genellikle daha genç yaşta başlarlar. Daha genç yaşta başlarlar. Yaşla birlikte artma yaşla ilgili gösteriyor. Yaşla artma, evet, meselesi serebrovasküler hadiselerin de karışmasıyla, evet, artmaya başlıyor. Dolayısıyla her bunama kendisini Alzheimer gibi tarif etmemeli. Doğru. Etmemeli. Bu noktada halkın bilgiye ihtiyacı olduğu için söylüyorum. Ben Alzheimer mi olacağım? Hayır, anneniz babanız vasküler tipte ortaya çıkan bir takım problemler sebebiyle demansiyel sürece girdi. Bu bir Alzheimer değil. Alzheimer'in saptanması bu şekilde olmaz dediğiniz gibi histopatolojik teşhislerle konur değil mi? Amiloid plaklar falan. Bu tür şeyler. Bir de senil demanslar var. Yaşlılıkta ortaya çıkan, yani 80'in üstünde ortaya çıkan bunamalar var. Yavaş yavaş beyin fonksiyonları geriliyor falan gibi.
Bu neye göre mesela değişiyor? Genetikte de yoksa bazı insanlar kendilerine inanılmaz bakıyorlar, sürekli aktifler, spor yapıyorlar, daha dinçler, daha genç hissediyorlar. Ama bazı insanlar da belki ölüm korkusuyla, belki işte hareket edemeyeceğim, hareket edersem kalçamı kırarım korkusuyla, hayata daha tedirgin gözlerle bakanlar da daha sık görüyor mu? Yani hangi psikolojide olan insanlar daha sık yakalanma riskinde oluyor? Vallahi ben fikrimi söyleyeyim. Diğer meslektaşların da katılır ya da katılmaz bilmiyorum ama. Tabii ki hocam, buyurun. Eksojen faktörler bu hadiselerin önlenmesi için çok önemli değil. Hı hı hı. Dış kaynaklı faktörler. Hmm, hmm. Bilmece çözmek, onu yapmak, bunu yapmak tamam. gibi şeyler. Olacaksanız oluyorsunuz. Bilmece de çözseniz, çözmeseniz kaçarı de. Yok diyorsunuz. Kitap da okusanız da. Hmm. Yani bir yere kadar. Yani bunu o şekilde söylemek pek mümkün değil. Dolayısıyla bu demansların psikolojik, psikiyatrik daha doğrusu. daha doğrusu psikiyatrik belirtileri ön planda daha çok. Örneğin unutkanlıklar ilk başta ortaya çıkan şeyler, başka türlü faktörler ve ilave edildikçe, geliştikçe tablo giderek hezeyanımsı fikirlerin de geliştiği bir tablo söz konusu oluyor. Hmm. Fikir bozuklukları, yanlış tanımalar, işte benim param vardı, gelinim çaldı da etti de diye ortaya bir sürü şey çıkar ve aile kavgası da çıkar. Bunu bilmiyorsanız. Evet, şimdi bu tür paranoid tablolar daha çok ortaya çıkar. Depresif tablolar ilk başta gözükebilir. Dediğiniz gibi çok önceden sessiz sessiz başladığı için Alzheimer, bir takım tablolar başka türlü dış faktörlere bağlanarak vay stres oldu, vay anası öldü, vay babası öldü, üzüntü içinde bu diyebilirler. Dolayısıyla bunun ayrımı için profesyonel anlamda bir arayış yapmak lazım. Birazcık da bu işin beslenme kısmına mutlaka bakalım. Her konuğumuzun düşüncesi tabii ki farklı olabilir ama Ayça Hoca burada benim için çok çok önem taşıyor. Çünkü hep bahsediyoruz unutkanlıkla beslenme ilişkisini, hafızayla beslenme ilişkisini nasıl destekleyeceğimizi, hayatımız boyunca beynimize iyi bakmamız gerektiğini. Bu hastalıkla ne kadar ilişkisi var beslenmenin? Beyin neleri seviyor? Şimdi aslında şöyle düşünebiliriz. Bu belki de son yıllarda en çok üzerinde durmamız gereken hastalıklardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü dünyadaki en önemli 7. ölüm nedeni. Şimdi insan nüfusu arttı, yaş ilerledi ve belki eskiden görmediğimiz hastalıklarla karşı karşıyayız. Yıllar geçtikçe nasıl yüzümüzde çizgiler ortaya çıkmaya başlıyor. İşte boyumuz kısalıyor, postürümüz değişiyor. Aynı şekildeki değişimleri aslında beynimizde de görüyoruz. Şimdi ben bunu şuna benzetiyorum aslında. Biz bir arabaya biniyoruz ve işimize doğru yola çıkıyoruz. Emniyet kemerimizi takmazsak, trafik kurallarına uymazsak, arabamızın bakımını yaptırmazsak kaza riskimiz daha fazla oluyor. Şimdi burada bize bir beden veriliyor. Bu bedene en iyi şekilde bilimsel olarak bakmanın yollarına bakmamız gerekiyor aslında. Hocam çok güzel dedi, vasküler demans. Yani sadece evet Alzheimer karşımızda hepimizi korkutan bir hastalık gibi görünüyor ama bununla birlikte bunama, beyin fonksiyonlarının kayıpları da düşünmek gerekiyor. İşte burada vasküler demansın aslında nedenlerine baktığımızda şu anda dünyadaki en sık görülen metabolik hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, buna bağlı işte homosistein dediğimiz bir maddenin damarlarda birikmesi, bunun kronik inflamasyon yapması, obezite, vücut yağ oranının artması, kötü beslenme, uykusuzluk. Yani hücrene giden doğru yakıtı vermezsen bu hücrenin nasıl çalışacağını bilemezsin. Doğru. Yani bir genetik, evet burada çok önemli bir faktör Alzheimer'da. Yaşlanma çok önemli bir faktör. Stres, depresyon çok önemli bir faktör. Ama bununla birlikte siz bedeninize doğru yiyeceği koymazsanız, yaşamınıza dikkat etmezseniz belki Alzheimer olmazsınız ama kognitif fonksiyon bozuklukları yaşayabilirsiniz. Evet, evet. Şimdi belki biraz konu dışı olacak ama mesela ben en sık poliklinikte şunu görüyorum.
adet gören genç kadınlarda kansızlığa bağlı hafıza kusurları oluyor. Herkes şimdi ayda 4-5 gün adet görüyor bu ülkede üreme doğurma çağındaki kadınlarda. Bir bakıyorsunuz demir yok. Demir ne? Hücreye oksijen taşıyan mineral. Her ay kadın 5 gün, 6 gün, 7 gün böyle adetle bu demiri kaybediyor. Hücreye oksijen taşınmıyor. Oksidatif stres, unutkanlık başlıyor. Bir bakıyorsunuz yediğine, içtiğine, hayvansal gıdalara ulaşım olmuyor. Ya da bununla ilgili bazı yanlış bilgilendirmeler ortaya çıkıyor. İnsanlar doğru beslenemedikleri için, çok fazla fast food türü yiyecekler yedikleri için bununla birlikte yanlış şeyler ortaya çıkabiliyor. Evet. Belki başımıza gelecek. Bunu genetik olarak yok edemeyiz ama belki geciktirebiliriz. Hani kendi yaşam tarzımızı düzenleyerek biz elimizden gelenin en iyisini yapalım da başımıza geldiği zaman bunun çözümü için de tabii ki çaba gösterelim. Ama hiçbir şey yapmadan benim genetik yazgım buymuş deyip uykuna dikkat etmezsen, suyunu içmezsen, fast food yersen, trans yağsı yüksek yiyecekler yersen, tuzlu yiyecekler yersen, hareket etmezsen, uyumazsan. İyi uyumazsan değil mi? Tabii beyni şarj etmek lazım. Sadece Alzheimer değil, birçok aslında hocamın bahsettiği gibi kognitif fonksiyon bozukluklarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Sokağa çıktık ve sizlerin de nabzını tuttuk. Ailenizde Alzheimer demans hastası var mı? Siz de bu hastalıktan korkuyor musunuz diye bakın. Özür dilerim, bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun tabii ki. O Alzheimer meselesini halkın ayırabilmesi lazım. Doğru. Yani doğru. Daha genç yaşta başlaması, daha ileriki yaşlarda da olabilir ama damarsal tıkanmalara bağlı olmayan, kendi içinde hücresel değişikliklerin saptandığı, muhtemelen genetik olması konusunda kaynakların çok ciddi biçimde söylediği bir özel tip bir hastalıktır. Bu genetiğin rolünü az sonra konuşalım. Çok özür diliyorum hocam. Metremiz hazırladı arkadaşlarım. Şimdi ne kadar bilgiliyiz aslında değil mi? Biz burada bilinçlendirmek için bunu söylemeye çalışıyoruz. Ama bu konuyla ilgili ne kadar bilinçliyiz? Şöyle bir bakalım. Buyurun. Alzheimer ve demanstan korkuyor musun? Yani şu anlık korkmuyorum ama ileride olabilir. Peki yakın çevrenizde, akrabalarınızda böyle bir şey duydunuz mu? Uzak bir akrabamda Alzheimer var. Peki beyin sağlığınızı korumak için yaptığınız özel bir şey var mı? Yani spor yapıyorum, ceviz falan tüketiyorum kuru yemiş. Onun dışında sudoku falan çözüyorum. Tabii ki korkuyorum. Çünkü şu anda dünyamızda yaygın olan pahalılık, sistemler zor, hastaneye gidemiyoruz. Alacağımızı alamıyoruz, yiyeceğimizi yiyemiyoruz. Tabii ki zor. Peki yakın çevrenizde bu hastalığı yaşayan var mı? Var. Kim? Dayım. Dayı. Peki beyin sağlığınızı korumak için yaptığınız özel bir şey var mı? Vitaminler kullanıyorum. Kolajen kullanıyorum. Ceviz, fındık, fıstık bunları kullanıyorum. Zerdeçal, zencefil, çörek otu karıştırıp bunları kullanıyorum yoğurda katarak. Tabii korkulacak bir hastalık ama ben öyle bir şeyi hissetmediğim için korkmuyorum. Peki ailenizde veya yakın çevrenizde bu hastalığı taşıyan var mı? Yok, hayır. Öyle bir kimse yok. Peki beyin sağlığınızı güçlü tutmak için yaptığınız özel bir şey var mı? Var. Her gün beynimizi ona göre hazırlıyoruz. Olmayacak şeyleri yapmıyoruz. Beynimizi rahatlatıyoruz. Stresten uzak mı? Tabii, tabii stresten uzak. En büyük belası zaten stresten geliyor. Tabii ki korkuyorum. Yani yaşamın gereği korkmakta haklıyım diye düşünüyorum. Çünkü 58 yaşındayım. Peki yakın çevrenizde, akrabalarınızda, eş, dost bu durumu yaşayan var mı? Var. En yakın komşumuzun kayınvalidesinde yaşadık. Çok kötü, ailesini, çocuğunu bile tanıyamıyordu. Hani iftira derecesine getirttiriyordu. Çok üzüyordu tabii ki çocuklarını ama sonucu çok kötü bitti. Çok korktuk yani. Peki beyninizi dinç tutmak için, güçlü tutmak için yaptığınız özel bir şey var mı? Mümkün mertebe hani kitap okumaya çalışıyorum. Hafızamı sürekli yokluyorum. Bunlardan ibaret. Başka bir şey gelmiyor aklımdan. Tabii ki de yani. Neden korkuyorsunuz? Korkulacak bir durum çünkü bu. Bundan korkmazsa Alzheimer adı üzerinde sanki bende de var gibi. Peki biliyorsunuz artık Alzheimer, demansta yaşı biraz düştü bu hastalığı. 40'lı 50'li yaşlarda da yakalananlar. Evet var, benim etrafımda da az var ama var. Ben de şey yapmaya başladım. Yani araştırdım, işte meyve sebze yenilmesi gerekiyormuş.
İşte balık bol bol tüketiliyor. Ben de tüketiyorum. Ya böyle spor yapmaya çalışıyorum. Dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. Yaşlılığa iyi hazırlanmaya çalışıyorum. Yaşlanmamak lazım. Genç kalmak lazım. Çok fazla korkuyorum. Çok fazla. Çünkü annemde yaşadım. Çok acı bir şey. Ele güne muhtaç olmak, bakım evlerine düşmek. Şimdi evlatlar Demas olunca huzur evlerine yatırıyorlar annelerini maalesef. Paraları da olsa. Bakım evlerinin de fiyatları aşırı pahalı. Yani Allah kimseyi Demas yapmasın. Gerçekten söylüyorum. Peki beyninizi dinç tutmak için, güçlü tutmak için yaptığınız özel bir şey var mı? Var. Para kazanmaya çalışıyorum ve çalışıyorum. Emlak müşaviriyim. Bu yaşta bile emekli oldum, çalışıyorum. Kaç yaşındasın? Söyleyeyim mi yaşımı? Yok. Söylemeyeyim hadi. 65 yaş üstüyüm. Ben çalışarak beynimi dinç tutuyorum. Evet, evet. Devamlı meşgul ederek. İşin psikolojik boyutlarını zaten konuşmaya devam edeceğiz ama ondan önce Osman Hocam'ı sormak istiyorum Orhan Hocam. Yani bu geçiş konusunda insanların kafasında şey var. Hani ailemde var, bende kesin olacak. Ailemde yok, ben şu an korkmuyorum, ileride bakarım, düşünürüm. Şimdi tek gen, yani tek genle, yani o geni taşıdığınız zaman Alzheimer olacaksınız, kesin olarak Alzheimer olacağınız oranı %1'den fazla değil. Evet. Yani otosomal dominant geçen bir Alzheimer hastalığı sadece %1. Ama çok fazla insanda, ailede çok fazla insanda Alzheimer ve demans olan insanlarda multifaktöriyel olarak genetik bir yatkınlık ortaya çıkıyor. Hmm. Yani %100 değil ama genetik bir yatkınlık. Bu yaklaşık %30 civarında. Daha çok sporadik, yani tek tek biz demansı görme eğilimdeyiz. Ben sadece küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Arif Hocam'ın Alzheimer ile ilgili aktardıklarına. Alzheimer hastalığı ile ilgili bilgilerimiz arttıkça o preseril demans ayrımını biraz uzaklaştık. Şimdilerde daha çok hastalık başladıktan sonra ki insidans anlamında söylüyorum. 65 yaşında %18 iken 85 yaşında %50'ye çıkan, 90'da 50'ye çıkan bir olay yaşla birlikte artma eğilimi gösteren bir tabloyla karşı Hocam, karşıyayız. Hocam özür dilerim, sözünü kestim ama şimdi bu yaşla birlikte gelişen vakalarında yani nöroloji ile psikiyatrinin ortaklaştığı bir alan bu. Tabii ki. Yani ne psikiyatri tek başına nöroloji tek kuşkusuz başına. Tabii araştırma ve preklinik meseleleri ayrı bir şey. Şimdi özellikle bu genetik yatkınlık halkta ben bir şeyin ayrılmasını çok istiyorum. Anlatabildim mi? Vasküler demanslarla %30. Vasküler olmayan demanslar. Daha pek çok presenil demanslar var. Örneğin pik hastalığı gibi. Değil mi? Slow virüs hastalıkları var. Demansla biten. Değil mi? Kuşkusuz. Dolayısıyla o yaşla artışla ortaya çıkan vasküler insidansın Alzheimer'de gözüken ve histopatolojik olarak çok farklı olan bir demans olduğunu fark etmek lazım. Hmm. Ben kuşkusuz halkımız bilgilensin diye söylüyorum. Bütün yapılan şeylerde röportajlarda evet, yaşlılık demanslarıyla vasküler demanslarla bu demansın karıştığını görüyoruz. Herkes benim babam Alzheimer. Kaç yaşta? 90 yaşında. Olmuyor. Burada, yanlış bu isim. Burada tabii ki yani yaş arttıkça damarsal faktörlerin işin içerisinde karıştığı, metabolik nedenlerin, özellikle de diyabetin bu işte çok etken olduğunu biliyoruz. Hatta diyabetin 3. tip Alzheimer için bir kanıt olarak ortaya konduğunu da bilmek gerekiyor. Açıkçası bu böyle. Demans eşittir Alzheimer değil. Yok tabii değil. Yani sizin de daha önce bahsetmiş olduğunuz gibi demans bir şemsiye. Şemsiyenin altında %60-70 oranında Alzheimer var. Yaklaşık %10-15 oranında vasküler demanslar var. Sonra frontotemporal demans var, slow virus enfeksiyonları var, enfeksiyonlar var, kafa travmaları var. Var. O kısımda çok haklısınız. Evet. Evet. Küçük bir itirazım var. İtirazınız bana da olabilir gerçi. Yok, ayıp ediyorsun. Anlatabildim mi? Vasküler demanslar giderek yaşla birlikte nüfusun yaşlanmasıyla giderek artıyor. Artma eğilimi gösteriyor. Beraberinde diyabet sıklığı da arttığı için aslında o da şimdi, evet, bu hastalıklara bağlı olan kısmı başka. Bir de hocamızın söylediği gibi halkımızın
bildiği aslında. Bizim bildiğimiz de başka. Onların evet. ikisini çok güzel ayıracağız birbirinden ama minik bir ara rica ediyorum sizden. Buyurun. Evet, sağlık masasında hocalarımla sohbetimiz devam ediyor. Önemli bir haberimiz var ve bir konuğumuz var. Aslında ilk olarak konuğumuzu davet etmek istiyorum. Henüz 19 yaşında olan ve ya da 7 yaşından beri adım adım Parkinson'un hayatını etkilediği bir konuğum var. Emirhan Yılmaz'ı buraya davet etmek istiyorum. Emirhan'cığım. Hoş geldin. Hoş buldum abla. Hoş geldin. Hoş buldum. Şöyle alalım seni. Şimdi gençlerde de görülmeye başladı diye bir haberimiz var. Bunu da sizlerle paylaşayım isterseniz. Yavaş ilerleyen nörodejeneratif yani beyin hücrelerine kayıpla seyreden Parkinson aslında genel olarak yaşlı hastalığı olarak biliniyor. Ve daha çok 65 yaşından sonra ortaya çıkıyor ancak hastalık gençlerin de kapısını çalabiliyor. Öyle ki Parkinson hastalarının yaklaşık %5'i 20 ila 40 yaşları arasında. Hastalığın başlamadan yıllar önce bazı belirtilerle sinyal verdiği de belirtiliyor. Koku duyusunun kaybı veya azalması, bazı uyku bozuklukları, kabızlık ve cinsel fonksiyon bozuklukları bu belirtiler arasında sayılabiliyormuş. Öncelikle tekrar hoş geldin demek istiyorum Emirhan'cığım. Henüz 7 yaşındayken hangi şüpheyle doktora gittiniz? Ben çok hatırlamıyorum da. Sana söylüyorlardır yani şu anda bilgi olarak bize verebileceğin. Ne oldu da doktora gittiniz? Ne oldu da ben çok bilmiyorum aslında da sonradan hemen gitmedik doktora biz. Sonradan gittik ama hiç hatırlamıyorum ya. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Tamam. Aslında ailen de burada galiba değil ablam mi? Ablam burada. Ablanız burada, ona da sorarız. Peki şikinde ne gibi şikayetlerin vardı mesela daha o yaşlarda? O zamanları yürüme bozukluğuyla başladı. Yürüme bozukluğu. Şimdi ilk olarak nasıl bir bozukluktu? Bacakta uyuşma mı, tökezleme mi, dengesizlik mi? Bacaklarım birleşiyordu, düşüyordu. Bacaklarınız birleşiyordu. Birbirine çarpıyordu, düşüyordum yani. Düşüyordunuz. İlk olarak mesela doktora gittiğinizde doktor bu belirtiyle size ilgili ne söyledi? Teşhisi de çünkü birazcık geç konmuş. Evet. Şimdi ne desem bilmiyorum ki abla. Kaç sene olmuş üstünden geçmiş ya. Valla unutkanlık da var bende. Tamam, olabilir. Unutabilirsin. Bir de şimdi yayındayız. Utanıyorum. Hiç utanma. Valla utanıyorum. Çok önemli bir farkındalık için buradasın. Ben eminim sen de iyi olacaksın. İnşallah. Ve inşallah geçecek. Doktorların o zaman şu anda mesela senin son durumunu ne olarak değerlendiriyorlar? Emirhan, ne diyorlar? Sen doktora gittiğin zaman ne diyorlar şu an sana? Şu an hastalığınla alakalı mı? Evet. Yani bir şey demiyorlar aslında. Ya ilaçlarımı kullanacağım ama. Bir de beyin pili takılabilir diyorlar. Doktorum bana uygun değil. Yani bana uygun görünmüyor. İlaçlarla hayatını sürdüreceğim. Şu an ne gibi şikayetlerin var peki yaşamında? Yani. Birazcık heyecan var şu heyecan an. O çok normal. Var. Heyecan o yayından çok var. Dolayı. Aynen. Çok tamam. Heyecanlı. Ama normal hayatında Emirhan işte neler yapıyor ve nelere etkileniyor şu anda bu hastalıkta? Ya, şu anda toparlamış gibiyim ama ilacımı içmediğim sürece ben yattığım yerden kalkamıyorum. Sen nasıl ilacını içersin, ilacını içmez? İçiyorum, içmesem ölü gibi yatıyorum yani. Hiç hareket bile edemiyorum. İlacını içtiğin zaman hayatın nasıl devam ediyor? İyi bir şekilde devam ediyor yani. Her şeyi yapabiliyorum. Her şeyi yapabiliyorsun. Evet, bütün her şeyi yapabiliyorum. Geziyorum, tozuyorum. Evde durmuyorum yani. Çok güzel. Bu güzel haberler. Aynen. Canlı yayına da gelebiliyorsan her şey tamamdır. Aynen. Maşallah. Sinop'tan geldim buraya. Evet, bizim için geldin. Aynen, çok teşekkür ediyoruz. Burada hemen istiyorsanız hocalarıma da dönüp sormak istiyorum. Bu tabii ki 7 yaşında kendisini bazı belirtilerle birlikte, yürüme bozukluğuyla birlikte gösteriyor hocam. Parkinson hastalığı sizin de bu yaşlarda denk geldiğiniz bir durum mu? Teşhis aslında Parkinson diye biliyoruz değil mi? Doğru mu? Öyle dediler. Öyle dediler yani. Öyle dediler, tamam. Öyle. Şimdi Osman hocam. Mesele şu, öncelikle bu çocukta tabii öyküyü tam derinleştirilmesi gerekiyor. Doğum anından itibaren normal bir çocukluk geçirip geçirmediği bizim açımızdan çok kıymetli. Doğum sırasında eğer annesi zorlanmış ise, hipoksemi dediğimiz beynin oksijensiz kalması gibi bir durum söz konusuysa, gelişimi bir miktar gerilediyse yani bütün çocuklar işte atıyorum bir yaşındayken yürürken bu iki buçuk yaşında yürüdüyse, yürürken oturması, konuşması, kelime bulması, kelimeleri konuşması diğer kardeşlerine göre bir miktar geri ise, o zaman yani Parkinson'a gitmeden önce başka duraklara uğramamız lazım. Bu aslında cerebral palsy olması ihtimali de tanılardan bir tanesi. Çünkü cerebral palsy de bu şekilde yürüme bozuklukları
konuşma bozuklukları, katılaşma, böyle bir miktar katılaşmalar ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar bu yaşlarda Parkinson hastalığına biraz uzak olabilir. Ama genç yaşta Parkinson hastalığı gözükebilir gerçekten. Yani 20'li yaşlarda yaklaşık %1, %2 oranında juvenil Parkinsonizm diye bir tanı konabilir. Ama bu tanının altını dolduracak bir takım işler yapılması lazım. Bunlardan bir tanesi substansia nigra dediğimiz dopamin üreten bölgeler için özel bir biyopsi yapılıp oradaki hücrelerin öldüğünü veya görüntüleme metodlarıyla da iyi gelişmiş mesela 3 Tesla bir MR'la substansia nigra'nın yeterince çalışıp çalışmadığını görebiliriz. Ayrıca SPECT dediğimiz bir inceleme ile dopamin reseptörlerini görebiliriz. Bütün bunların hepsi olduktan sonra bu çocuk için şu anda mesela kullandığı ilaçları gördüm. Bu ilaçlar bu hastada yani ekstra piramidal bir bozukluk olduğu gözüküyor. Zaten Parkinson hastalığı da ekstra piramidal bir bozukluk içindedir. Sadece küçük bir ayrıntı açısından söylüyorum. Hı hı. Parkinson veya diğer halinde bu ilaçları kullandığımızda çocuğun rahatlaması, meslektaşlarımız ön tanılarından bir tanesini Parkinson olarak tutmuşlar ve çok doğru ilaçlarla, benim de onayladığım ilaçlarla çocuğun mimikleri düzelmiş. Bir kere bakışları falan gayet yer yerinde. Parkinson hastaları bu kadar gülümserken çok zorlanırlar. Yürümesi de fena değildi. İçeri girerken ben de izledim. Her şekliyle ilaçlarına devam etmesini ve şu andaki ona tanı koyan arkadaşlarımızla yola devam etmesini isteyeceksiniz. Çağkan Hocam, siz bu genç vakayla ilgili neler söylemek istersiniz? Katılıyorum. Vaka geçmişi, diğer kan biyobelirteçleri, omurilik sıvısından alınan örneklerle vakanın daha iyi tanımı ve devamını hocamın dediği gibi ilerletmek gerekiyor. Tabii ki 19 yaşında hani genç bir hasta, ancak hem ekranlardan hem sahnelerden tanıdığımız bir sürü ünlü isminde işte Alzheimer'dı, Parkinson veya demans gibi rahatsızlıklarla mücadele ettiğini, zamanında ettiğini, hayatlarını kaybettiğini, şu anda hali hazırda da devam etmekte olan bir sürü isim olduğunu biliyoruz. Bir göz atalım. Onlar bir dönemin yıldız isimleriydi. Ama Alzheimer, demans, Parkinson gibi nörolojik hastalıklar yıldız oldukları dönemi onlara ne yazık ki unutturdu. Behiye Aksoy. Gazinolarda Zeki Müren'le yarışan tek isim olan Behiye Aksoy, 15 yıl Alzheimer hastalığıyla mücadele etti. Aksoy, 85 yaşındayken 2015 yılında yaşadığı huzur evinde hayata gözlerini yumdu. Pakize Suda. Ekranların şen ismi Pakize Suda da demans hastalığına yakalandı. Suda, hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyordu. Her şeyi unutarak ölmek istiyorum diyen Suda, 21 Aralık 2022 tarihinde henüz 70 yaşındayken hayata veda etti. Bruce Willis, nörolojik rahatsızlıklar dünya starlarının da kapısını çaldı. Aksiyon filmlerinin sevilen ismi Bruce Willis, afazi hastalığına yakalandı. Konuşma kaybı olarak da adlandırılan afazi hastalığı, Willis'in oyunculuk kariyerini sonlandırmasına sebep oldu. Celine Dion. En son Paris Olimpiyatlarında sevenleriyle buluşan Amerikan müziğinin güçlü sesi Celine Dion da 2022 yılında katı kişi sendromuna yakalandı. Celine Dion'un hastalığından dolayı nefes almakta zorlandığı ve vücudunu kontrol edemediği biliniyor. Robin Williams. Hayat verdiği karakterlerle tüm dünyada tanınan Robin Williams'a 2012 yılında Parkinson teşhisi konulmuştu. Williams bu hastalıkla tanıştıktan sonra bunalıma girdi. Dünyaca ünlü oyuncu bunun sonucunda 2014 yılında 63 yaşındayken trajik bir şekilde yaşamına son verdi. Muhammed Ali. Kelebek gibi uçan, arı gibi sokan Muhammed Ali de tam 32 yıl Parkinson hastalığıyla mücadele etti. Her ne kadar kafasına aldığı darbelerden Parkinson olduğu düşünülse de Ali'nin doktoru yaptığı açıklamada hastalığın genetik olduğunu söyledi. Bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetmiş olan herkese
sabır diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Sabır diliyorum sevenlerine de. Baş etmekte, şu an boğuşmakta olan kişilere de acil şifalar diliyorum. Ve Çağkan Hocam'a sormak istiyorum. Bu hastalık ne zaman tarih olur? Ne zaman tarih olur? Güzel bir soru. Biz daha iyi anladığımızda. Hastalığın temelini, evet, hastalığı çok geç bir nöroloğun karşısına oturduğunda hasta ve teşhis aldığında aslında tedavi için çok geç oluyor. Biz çok daha erken teşhis edebilir miyiz? Biyobeloteçlerle, genetik testlerle ve tedaviyi ona göre ilerletebilir miyiz? Şimdi burada belki şundan bahsetmek de mantıklı olabilir. Bu ApoE4'ten bir kere bahsedelim mi? Yani tabii, bu ihtimali, Alzheimer riskini yükselten bir gen var. Evet. Bu gen kopyalarına sahip ileri yaşlıların %95'i Alzheimer belirtisi göstermiş. Şimdi bu zaten çok yüksek bir oranda. Elimizde bir kuvvet oluyor. 10.000'den fazla kişi ve 3.000'den fazla beyin biyopsi örneği sonucuyla yapılan çalışmada Alzheimer'ın yeni bir genetik formunun tespit edildiği belirtildi. ApoE4 gen varyantının iki kopyasına sahip 65 üstü kişilerin yaklaşık %95'inin hastalığın belirtilerini gösterdiği de kaydedildi. Şimdi birazcık bu genle ilgili neler söyleyebiliyoruz hocam? Çok ciddi bir orandan bahsediyoruz. Evet. İsterseniz yaptığımız tartışmayı da biraz toparlayarak ApoE'ye oradan geçelim. Buyurun, bu noktada ben müsaade ederseniz Emirhan'ı hiç yormak istemiyorum. Rica edebilir miyim? Bir tane fotoğraf çekilebilir miyim? Ay tabii ki çekiliriz. Anı kalsın. Telefon burada mı? Benim telefonum ablamda. Telefonu rica edeyim. Emirhan'ı kırmayalım. Tamam. Hocalarımdan da müsaade isteyeceğim. Böyle bir şey istemiş, yayınımıza kadar çıkmış. Aynen. Bir fotoğraf çekilelim. Tamam Emirhan'cığım, geldiğin için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ne yok? Şarjım yok. Seni çağırsak Emirhan. Değil mi? Ben çekiyorum Emirhan. Hazır mıyız? Tamam, hazırız. Bir, iki, üç. Tamam. Hadi bakalım. Ben İnşallah teşekkür ediyorum. İnşallah yürüyebilirim şu an. İnşallah yürüyebilirim. O zaman hemen yardım alalım. Tamam, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Tamam. Merve sana yardım edecek şimdi yavaş yavaş. Sakin, hiç aceleye gerek yok. Belki de uzun süre oturduktan sonra böyle bir hani yürüdükçe açılır ya insan, onun gibi bir şey olabilir. Canım benim, acil şifalar diliyorum Emirhan'a. Hem de heyecan, stres de var aynı zamanda. Çağkan Hocam buyurun. Hem toparlayalım dediniz, hem bu genden bahsedeceğiz. Şimdi Alzheimer'ın farklı biçimleri var. Genetik açıdan baktığımızda ailesel dediğimiz daha önce ve çok erken yaşta çıkanların çoğu böyle. Bu formu yarattığını bildiğimiz belirleyici gen değişimleri var. 4 tane gen biliyoruz. Örneğin Alzheimer'da demin bahsettik, amiloid plakları oluşuyor. Bu plakları oluşturan mekanizmadaki bazı değişiklikler hastalığın ilerlemesini arttırıyor. Evet. Bu ailesel, çok hızlı gelişiyor. 40 yaşında, hatta daha erken olan literatürde durumlar var. Fakat bu hocam daha önce söylediği gibi %2-3. Geri kalan %97 daha geç yaşta ortaya çıkan Alzheimer biçimleri. Bunlarla ilgili 74 tane gen olduğunu biliyoruz. İlkine belirleyici diyoruz, bunlara risk faktörü diyoruz. Yani o genlerdeki değişim sizde varsa %100 olmayacaksınız. Ama olma riskiniz çok artıyor yaş ilerledikçe. ApoE4 ise bu gen aslında çok önemli bir proteini yapıyor. Vücudumuzda karaciğerden kana yağ taşıyan, yağın dokulara geçmesini sağlayan çok elzem bir protein aslında. Fakat 4 dediğimiz versiyonu, normalde 3 versiyonu var. 4'e değiştiğinde Alzheimer riskini çok fazla arttırıyor. Alzheimer'la beraber vasküler hastalık riskini de arttırıyor aslında. ApoE4'e sahip insanlar 75-80 yaşının üzerinde yaklaşık %95-98 civarında Alzheimer oluyorlar. Aslında geri dönersek bizim çalıştığımız konuda da biz ApoE4 kişileri seçtik 23 bin kişide. Ve o insanların Alzheimer olmasını bekliyorduk. Onların içinden olmayanlar da baktık ve yani bu en büyük risk faktörüne rağmen Alzheimer'dan nasıl korunabiliriz gibi bir çalışmamız var. Ne aşamaya gelindi o çalışmada hocam? O peki çalışmada, mümkün müymüş yani bu kadar yüksek bir oran varken bile? Evet, yani onu bulduk. Onun moleküler ve biyolojik mekanizmalarına bakıyoruz. Yani nörolojik bilimler açısından. Bu klinik öncesi bir çalışma. Aynı zamanda şöyle bir soru soruyoruz. Yani siz de biz de burada bizde o değişiklik olmayabilir. Biz korunamayacak mıyız Alzheimer'a karşı? Evet, evet. Bu korunmanın yollarını arıyoruz. Bunu da şöyle yapmayı planlıyoruz. Bu bir protein, bunun yapısını biliyoruz. Ve o değişimdeki halini oluşturabilecek bir ilaç tedavisi, onu mimik edebilir miyiz? Bizde olmasa bile o değişim. Bunun üzerine ilerliyoruz. Bir ilaç çalışmamız var, olumlu gidiyor. Tabii uzun vadeli bir süreç bu.
sürece girmiş durumdayız. Preklinik çalışmalardan devam ediyoruz. Son olarak ApoE ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Aslında yapılan çalışmalar, bu literatürde de biliyoruz, milyonlarca insan üzerinde. Komorbid dediğimiz birçok hastalığın beraber oluşması durumu var. Yani siz 70-80 yaşında birisini tespit ettiğinizde, patolojisine baktığınızda sadece Alzheimer görmüyorsunuz. Belki biraz vasküler demans görüyorsunuz, metabolik hastalık görüyorsunuz. Geçmişinde belki mikro enfarkt geçirmiş, beyninde bilmiyor. Başka yerlerde başka işte myelination dediğimiz hücrelerin etrafının sarılması, onları görüyorsunuz. Aslında bizim baktığımız ve gördüğümüz aşama Alzheimer dediğimiz her şeyin çok kompleks aşaması. Biz 20-30 sene öncesine gidip insanlar o Alzheimer'a çok farklı yollardan gidiyor olabilirler. İşte o yüzden tedaviler herkese uymuyor. Yani biz insanlara özel, gidiş yoluna özel, o patolojiye özel bir tedavi yapabiliriz. Tek bir hastalık ve tek bir tedavisi yok. Hangi yollar Alzheimer'a çıkıyor? Hangi hastalıklar daha çok Alzheimer'a çıkıyor? Yani işte, bundan 20-30 sene öncesinde yaşanan hangi aslında o anda çok da önemsemediğimiz hastalığın yolun sonu Alzheimer'a doğru gidiyor? Burada da işte konuştuğumuz gibi örneğin diyabet riski arttırıyor. Diyabet 2-3 kat arttırıyor. Vasküler hastalıklar. Hipertansiyon çok fazla arttırıyor riski. Metabolik hastalıklar riski arttırıyor. Onun dışında kafa travmaları, geçirilen kafa travmaları riski arttırıyor. Toksik nitelikler. Toksik çevrenin etkisi, metabolitler, toksisitenin etkisi, beslenme alışkanlıkları, işte çok yağ yemek vesaire vaskülerle ilişkili olduğu için. Yani bunların hepsini topladığımızda zaten o demin size bahsettiğim APO ile ilişkili %97 Alzheimer'ın %30'unun lifestyle'a, yaşam biçimlerine göre riskin azaltılabileceği, insanın elinde olduğunu düşünüyoruz genel olarak. Bu yine böyle bir güzel bir haber gibi geldi bana şu an. %30'da çok ciddi tutunabileceğimiz bir oran. Egzersiz yapmak örneğin, eğitim seviyesi, bunların hepsinin bir korelasyonu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunlar bizim elimizde. Genetiğimizi değiştiremeyiz belki ama bunları değiştirmeye çalışabiliriz. Riski azaltmak birinci öncelik tabii ki. Onun yanında da farmakolojik ya da genetik tedavilerle belki işte kendini koruyan insanlar, o şanslı piyangoya sahip insanları biz nasıl tüm topluma, dünyaya yayabiliriz? Biraz onun üzerinden onun gidiyoruz. Üzerine gidiyorsunuz. Peki. Sokaktan küçük bir şey ilave edeceğim. Buyurun. Ben. Müsaade ederseniz. Tabii ki. Aslında ApoE4'ün yani tam olarak etkisi %66 civarında. Nedeni de daha önce başka bir takım faktörlerin işin içerisine girince, yoksa öteki türlü dünya çok karanlık olurdu. Evet. Yani gerçekten eğer biz özellikle de çok yürürsek bizim için kıyamet bir şey çok azalıyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Çok önemli bir faktör diyorsunuz. Evet. Yürümek, yürüyüş yapmak, her anlamda. Tamir ve tadilat açısından çok gerekli. Çok önemli. Hem vasküler demans için hem de Alzheimer için. Tabii şunu söyleyelim, %15'inde var insanların ApoE4 ve dediği gibi hocamın tüm yaşları alırsak %70'e tekabül ediyor ama 70-80 yaşın üzerinde %90'a penetrans dediğimiz oraya çıkıyor. Yani yaşlılıkta evet ama genelde çok yüksek bir risk faktörü %70. Bol bol da yürüyeceğiz. Sokaktan bir sorumuz var, onu alalım istiyorum. Buyurun. Merhaba hocam, depresyon beyine zarar verir mi? Arif hocama dönebiliriz diye düşünüyorum. Hocam zarar verir mi depresyon? Şimdi şöyle cevap vereyim. Klinik olarak depresyon tanısı koyduysanız, ki depresyon pek çok alt tipi var. Pek çok alt tipi var. Bunun beyinle ilişkileri, mesela Alzheimer başladıktan sonra yavaş yavaş ilk dönemde depresif semptomlar görülebilir. Daha sonra psikotik semptomlar çıkabilir. Arasındaki fark ne hocam? Onu bize anlatabilir misiniz? Depresyon bayağı bildiğimiz. Yani enerjisizlik, karamsarlık, yaşamdan zevk almama. İsteksizlik gibi. Bunun içinde ufak tefek böyle bilişim faktörleri vardır da onu pek fark etmemişsinizdir. Depresyon diye alırsınız. Ama giderek onun Alzheimer olduğunu anlama şansınız ortaya çıkar. Tamam. Ama depresyon böyle bir yol açar mı? Böyle bir bilgimiz yok. Benim bilgim yok en azından. Ama bir depresyon olduğu zaman içinde ileride başka bir rahatsızlığın öncül belirtisi olabilir. Anladım. Peki, bu cevap için teşekkür ediyorum. Hemen bir soru daha alıyoruz. Buyurun. Merhabalar hocam. Beyin sağlığı için devamlı ben ceviz tüketiyorum. Başka ne tüketmemiz gerekiyor? Öğrenebilir miyiz rica etsek?
sevdiğimiz konulardan beyin dostu besinlere de geçiş yapabiliriz buradan. Aslında sadece beyin dostu demeyelim de bütün bedenimizi onaracak yiyeceklere baktığımızda bütün literatürün önerdiği Akdeniz beslenmesi. Yani balık, omega 3 seviyesi yüksek, tabii ki ceviz iyi bir seçim. Günde 3 adet yiyebilirsiniz. Çünkü bunlar miktar küçük ama enerjisi çok iyi, yüksek yiyecekler. Geçenlerde bir hastamız hocam diyor ceviz diyor beyne çok iyi geliyormuş. Her gün yarım kilo yiyorum. Sonra obeziteye doğru gidebilir. Gider. Dikkat etmek lazım. Yiyecekleri ilaç gibi düşünün. Az yerseniz beslenirsiniz. Çok yerseniz zehirlenirsiniz. İzleyicimizin dediği gibi omega 3 oranı yüksek yiyecekler. Ceviz, semizotu, ıspanak, balıklar, yine antioksidan oranı yüksek yiyecekler. Folik asit değeri yüksek sebzeler, meyveler, B12 oranı yüksek kırmızı et, yumurta. Haftada 2 kere olarak olabilir. İşlenmiş et ürünlerinden kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Yapılan araştırmalarda da özellikle salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş et ürünlerinin hem kardiyovasküler hastalıklar açısından, hem karsinojenik hastalıklar açısından, hem beyin açısından inanılmaz zararı var. Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisi bu şekilde. İşlenmiş et ürünlerinden kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Beslenmek çok önemli. Çünkü yediğimiz yiyecekler hücrelerimize gidiyor. Evet. Ne kadar doğru yiyecek seçerseniz karaciğer hücrenizde, beyin hücrenizde, kalp hücrenizde o kadar iyi beslenir. Yani siz bir bitkisiniz. Bu bitkiye yanlış su dökerseniz, mesela ozonlu su ya da çamaşır suyu dökülmüş bir su dökerseniz o kurur. Bedeninize ne kadar yakıtı iyi yiyecek yani, koyarsanız bu bedende size o kadar iyi yanıt verir. O nedenle yiyecekleri ilaç gibi düşünmenizi tavsiye ederim. Teşekkür ediyoruz. Ve birazcık başa dönmek istiyorum aslında. Çünkü herkes aynı şeyi sormuş. Annem de babam da demans var, Alzheimer var, ben olabilir miyim diye. Yani bu sorunun sıklığına inanamazsınız şu anda. Yukarıdan arkadaşlarım bana iletiyorlar. Ama en başa dönüp şu belirtilere bakalım demiştik ya, çok çok önemli. Çok daha belirtisi seyreden bir hastalık ama minik minik belirtileri de göz ardı etmemek lazım. Mesela sık sık anahtarımı unutuyorum. Ya bir şey söyleyecektim, tam dilimin ucunda unuttum. Yani her unutkanlık demans başlangıcı mıdır diye sorayım. Çok şükür ki her unutkanlık demans başlangıcı değil. Yani çünkü bu çok korkunç bir faciaya döner. Şimdi buradaki çok önemli bir... tekrar dönebilir miyiz acaba başa bir öncekine? Bir önceki slide'a dönüp oradan bir devam öncekine. Edeceğiz. Şimdi burada bir Alzheimer hastalığının ile ilgili bir grafik var. Bu sarılı olan... Evet, burası. Şimdi burada... Yaklaşık 60 yaşına kadar işi idare ediyoruz. Yani çok büyük bir toplum kesiminde bir problem ortaya çıkmıyor. Ondan sonra Alzheimer hastalığı ile ilgili çok fazla belirtimiz yok. Ufak tefek unutkanlıklarımız var ama idare ediyoruz. İşimize gücümüze devam ediyoruz. İşte anahtarı her zaman unutabiliriz. Herkes de bunu unutabilir. Evet. Bu eşittir hastalığa delalet etmez. Ama başlangıçta buna benzeyen problemlerin bir kısmı kesin olarak Alzheimer'a gidebilir. Erken, işte kelimeleri tam dilimin ucuna geliyor, hatırlayamıyorum. Bu da zaman zaman hepimizin yaşayabileceği bir şey. Bunların giderek frekansının artması, yani her defasında buzdolabına gidiyorum, ne alacağımı unutuyorum, tekrar geri dönüyorum. Burada esas olan şey şu, ne normal biliyor musunuz? Ben size onu söyleyeyim. Eğer siz dikkatiniz birden fazla alana dağılırsa, o zaman bu tür ufak tefek unutkanlıklarınızı es geçebilirsiniz. Yani hastalığa delalet etmez. Çünkü hani toplumu çok büyük bir korkuya da sevk etmemek gerekiyor. Demek ki hani ben bugün bunu unuttum ama devrisi günü buzdolabına ne koyduysam, ne istediysem gittim aldım. Orada her türlü hareketimi, bunun devamlı olması, sürekli bir karakter kazanması halinde o zaman unutkanlıkla ilgili bir problem söz konusu olabilir. Olabilir diyoruz. Ne zaman doktora gitmek lazım? Evet. Ne zaman? Şimdi burada kimler? Ne zaman ve kimler? Evet, yani ailede unutkanlıkla ilgili problemlerde hem annede hem babada, hem anne tarafında hem baba tarafında unutkanlıkla ilgili kesinleşmiş hastalığı olanlar dikkatli olmalılar.
Bundan için doktora gidinden önce kendisini nasıl koruyacakları ile ilgili bilgiler çok daha kıymetli. Nasıl koruyacağız? Neyden koruyacağız? Nasıl koruyacağız? Önce yürüyeceğiz. Bunu söylemiştim. Yani buradaki en önemli karakter yürümek. Yürümek çünkü beyindeki endorfin salgısını artırıyor ve gösterilmiştir ki hipokampüsteki başlayan hastalık oradan başlıyor çünkü. O bölgedeki atrofiyi geriye döndürebilme yeteneği sadece yürümekle ilgili. Şimdi hastalık zaten hipokampüs dediğimiz bir bölgeden başlıyor. Giderek kendi sırasıyla devam edip gidiyor. Bizim 4 ayrı klinik tablomuz var Alzheimer'da. 4 ayrı klinik tablomuz var. Bunların hepsi birbirinden ayrı ama sonuçta unutkanlıkla ilgili belaya saplanmış oluyoruz. Benim kısaca özetleyeceğim şey şu. Yani Akdeniz diyeti buradan bahsedildi ve doktorumun söylediği her şeyi hayatımıza tutmalıyız. Egzersiz yapmalıyız ve okumalıyız. Aynı zamanda. Okumak. Evet. Neden okumak? Ben öncelikle hastalarımızda eskiden okuyup keyif aldığı romanları bir daha okumasını istiyoruz. Hmm. Yani yeni bir şey öğrenmek, yani adam daha önce de Kapitel'i okumuş ama Kapitel'in yeni baskısını okuyun diye bir şey söylemek o kadar doğru olmayabilir. Çünkü kafa karıştırıcı, kafasındaki projeleri daha da gömecek olan bir tavsiyede bulunmamak lazım. Onun altından kalkacağı bir şey önermek lazım. Biraz da konfor alanında kalacağı, evet. Değil mi? Vazgeçmeyeceği belki de. Evet, yani soru sorulduğu zaman herkesin etrafındaki insanların onu cevaplaması lazım. Bunlar hastalığın ilerleme hızını kesinlikle yavaşlatır ve hastayı kendi konforunda tutar. Hocam izninizle bir ek hocam, yapayım. Buyurun. Çok hızlı rica edeceğim. Evet evet. Burada hani sosyal bağları güçlü tutmak da çok çok önemli. Evet, hatta bazen biz meslektaşlarımızla konuşurken 60 yaş üzeri aslında kreş açılsa da hani herkes böyle yaşlarımızı oraya götürsek, sosyal bağlarını kuvvetlendirsek, çünkü bu da beyni besleyen bir şey. İkincisi görme ve duyma olayları çok çok önemli. Çünkü duymazsa hastalık daha hızlı gidiyor. Hani kulak aparatlarının kullanılması, gözlüklerin iyi kullanılması ve sosyal bağlarında bunlarla birlikte güçlendirilmesi korunma açısından ve hastalığın gidişatını önlemek açısından elimizi güçlendiren davranışlardır. Çok teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Belki bugün günlerce burada oturup bu konuyla ilgili sohbet edebilecektik ama süremizin sonuna geldik. Arif Hocam, Ayça Hocam, Çağkan Hocam ve Osman Hocam, bir alkış rica ediyorum kıymetli konuklarıma. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hocalarım uğurlarken ben hemen sol tarafımda sevgili Didem Özkan'a, güzellik uzmanımı sevgili Didem Özkan'ın yanına geçmek istiyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne güzelsiniz böyle. Siz de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel 4 tane tarifimiz olacak. Sonbaharın böyle ilk günlerinde birazcık böyle sıcaklardan yıpranmış, efendim kurumuş cildimizi nemlendirmeye yönelik, evet, cilt lekeleri, oluşmuş olan cilt lekelerine karşı güzel bir bakım. Bir saçlarımız da kurudu cildimiz gibi. Onlara güzel bir bakım maskesi ve cilt kararmaları için güzel bir maske yapacağız. Gidelim mi buradan? Aynen öyle. Şimdi buradan gidelim mi ortaya doğru? Ay gidelim mi abla? Hadi. Kalk kız gidelim. Ay arkadaki kordon geliyor mu bizle geliyor, Merve? Geliyor evet. Allah güzel. Aşkına ha şöyle ortaya doğru gelelim. Evet. Süper. Ve tariflerimize başlayalım. Buyurun efendim. Aynen. Hangisiyle başlayalım? Şimdi öncelik kuru ciltler için bakım maskesiyle başlamak kuru istiyorum. Kuru ciltler için güzel bakım maskesi hepimizin hazırlayalım. Hepimizin evinde var olan Türk kahvesi. Labne peynir. Allah Allah. Evet bu biraz aslında neredeyse yenilebilir bir şey bile olabilir oldu, ama. Oldu oldu. Labne peynir ve biraz bal. Hı hı. Bunları karıştırıyoruz. Zaten tarif de çok basit. 2 çorba kaşığı labne peyniri. Hı hı, yine evet. 2 çorba kaşığı labne peyniri koyuyoruz. Şöyle koyabiliriz. 2 çorba kaşığı yine kahve. Kahve. Şunun tamamını koyalım. Hı hı. Kahve, ve yine labne ve bal. Ve bal. Evet. Kuru ciltler için böyle aynen, bir parlaklık efendim. Özellikle güneş sonrası hepimizin cildi kurudu, soyuldu. Cilt hassasiyeti olan çok kişinin de aslında kullanabileceği bir şey. Çok güzel. Peki kahve böyle tahriş eder mi sürerken terlesi? O hafif böyle bir peeling gibi de sanki. Şimdi değil mi? Böyle Türk bir kahvesi olursa bir sorun olmaz ama granüllü kahveler olursa biraz daha tabii ki daha peeling. Bayağı böyleli. Evet. Aynen öyle. Kokusu da nefis. Çikolata kreması yemin ediyorum. Bu nedir ya? Peki labne burada ne iş yapıyor? Labne özellikle yapısı değil itibariyle mi? Nemlendiriyor. Nemini labneden alıyor diyebiliriz. İçinde süt ve ciddi anlamda peptitlerden zengin bir besin. Ben bunu süremem ki. O kadar güzel kokuyor ki.
Bunları uygulayacak mıyız? Yok, ben öyle baktım yani kendim şeyde uygulama yapabiliriz tabii, var tamam, mı? Tamam, bir tanesini yapabiliriz arzu ederseniz. Değil mi? Buyurun, sizi alabiliriz. Olağanüstü çok güzel da nefis kokuyor. Bir şey oldu. Aşırı iyi kokuyor. İnşallah yemezsiniz. Buyurunuz efendim. Siz oradan uygulayabilirsiniz. Ben evet. Yıkayıp hemen geliyorum. Çünkü nasıl uygulanacağını da göstermek evet, istedim. Evet, bir de cildin açıkçası. Temizliği vesairesi uygulamadan önceki kısmı evet. Da. Cildimizi normal bir temizleyiciyle evimizdeki hani herhangi bir ürünle temizlememiz yeterli. Eğer ki yoksa bence pirinç suyu, hani kaynatılmış pirincin suyuyla da cildinizi çok rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Ben şöyle hemen bu karışımı yaptıktan sonra şöyle geçiyorum. Özellikle cildimizin alın bölgesi çok kurudur. Güneşten etkilendiğimizde zaten ciddi anlamda soyulmaları hissettiğimiz alan. Yine nazolabiyal bölgemizde çok kuruluk hissederiz. Çene bölgemizde çok hissederiz. Hı hı. Çok hafif. Hanımefendi de müsaade ederse şöyle uygulamayı yapacağım. Bakın şöyle spatula ile. Nasıl kokuyor? Çok harika. Göz çevresine çok yaklaştırmadan. Evet. Ne kadar bekletelim bunu? 15-20 dakika bekletmek yeterli. Nasıl bir etki bekleyeyim ben bundan? Ciddi anlamda yüzünüzü yıkadığınızda yumuşacık olması lazım. Elimde de yani bak evet. Hiç bekletmediğim halde bile hemen hatta şöyle bir özelliği de var. Hı. Eğer ki bunu peeling yapar gibi kullanır sonra da maskede bekletirseniz cildinizde parlaklığı çok daha kısa sürede hissedersiniz. Az önce sizin yaptığınız gibi hafif sıvazlama yöntemiyle ondan sonra sürüp bırakıp gibi. Yine bakın şu sürme tekniği oldukça yeterli. Evet vallahi zaten o kadar akışkan. Şu şekilde yapıp sonrasında bırakabilirsiniz. Neden ben de süreyim. Yani. Çok o kadar zevkli. Tam şey göz altına getirmeden. Evet. Hatta bunu şöyle de yapabiliriz. Bazen hani evde kişiler eşlerine, çocuklarına, ergenlere çok rahatlıkla yapılabilir. Akne problemi olanlar için. Gözüne hemen bir disk pamuk koyacaksınız. Tüm yüzü kapatabilirsiniz. Daha da iyi olur. Aynen. Böyle hafif dinlensin, yatsın. Evet. Dudakları kapatabilmeniz mümkün. Ağız içine yine bir disk pamukla dişleri kapatıp dudak üstüne kadar getirebiliriz. Aynen öyle. Yine burun üstü bakın. Sonrasında nasıl temizleyeceğiz? Evet. Buradaki en önemli detay foşur şu. Foşur foşur yıkayacağız. Aynen. Foşur foşur yıkayacağız. Yine şunu söylüyorum. Haşlanmış pirincin suyuyla da tonik etkisini kullanarak zaten bir hafif beyazlama da göreceğimiz için pirinç suyuyla da nötralize edebiliriz. Çok temizlememiz. Şöyle bıraktım size. Aynen gerisini böyle. İstiyorsanız şöyle yapalım. Şöyle devam edelim. Tamamını bitirelim. Bu pirinç suyunu hazırlayıp bekletebiliyor muyuz tonik olarak? Yoksa o pirinç yani kendi iyice nişastasını bıraktığı zaman pek bir işe yaramıyor mu? Yani ne kadar taze olursa o kadar hep efektif. Hep yapacağımı ant içiyorum, eve gidiyorum yapmıyorum. Ama hazır olursa yaparım. Şöyle yapabilirsiniz. Pirinci gece bıraktınız ya da sizin için birisi bunu hazırlarsa çok keyifli olur. Gece bırakacak, sabah uyanacaksınız pirincin suyunu suyumuza. Hemen. Evet. Ama daha neler. Bir gün bekletebilirsiniz. Anca yani bir gün kullanmanız mümkün. Biliyorum bir zahmet sabah ya da pirinç suyunu buzlukta dondurabilirsiniz. Ha, küpler halinde. Pirincin suyunu dondurayım buzda. Aynen o küpleri kullanabilirsiniz. Oy. Bu güzel evet. Bir fikir oldu. Tamam. Aynen yine burun üstüne kadar devam ediyoruz. Sonrasında yıkayacağız ve pirinç suyuyla temizleyeceğiz. Birazcık bekletebiliriz evet, sizi burada. Devam edelim. Benim şimdi en sevdiğim. Bakım cilt lekelerine özel bakım evet, maskesi. Evet bu pirinç yine geldik. Evet pirince. Evet burada bu da yine. Bu gerçekten güzel. Evet burada da yine şurada zaten görüyoruz pirincin lapa halini. Evet. Biraz süt ve bal. Bunu tekrar şurada nedir? Bu da suyu mu? O da pirinç suyu. Pirincin evet. Suyu. Yine oradan şöyle faydalanacağız. Ne kadar da bekletmemiz gerekiyor bu pirincin suyunu? Benim önerim şu. Hı. Yine işte bir saat, bir buçuk saat bekletildi. Onun suyu zaten çok çabuk kendini evet, bırakıyor. Bırakıyor zaten. Bu uygulamada özellikle çok basit haliyle şöyle anlatayım. Önce, pirinç suyunu buz kalıbına koyuyorum. Eve gider evet. Gitmez yapacağım tek iş bu şu anda. Aslında. Ne kadar mühim. Çok basit şeyler fakat evet. Bazen unutuyoruz. Evet, İşte mesela buzdolabında kalırsa o çok uzun süre canlılığını koruyabiliyor. Yine pirinç lapasını aldık, karıştırıyoruz bu şekilde. Onu isterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Yine 2 kaşık süt ortalama. Hani o yoğunluğu yakalayabileceğiniz miktar olması yeterli. Biraz da bal koyacağım. Zaten pirincin artık renk açıcı özelliği olduğunu hepimiz biliyoruz. Uzak Doğu'da evet, pirinç çok diye. Kullanılıyor. Evet. Bunun böyle hafif lapa olması mesela, yeterli. Bu kararma için yapacağımız şeyin içerisinde de var mı pirinç suyu? Evet. Ha bak evet, var evet, değil aynen, mi? Aynen cilt var. Kararmalar için de böyle işte dirsekler, dizler, evet. Koltuk altları bölgelerinde. Genital bölge mesela çok sıklıkla özellikle
jilet kullanımı, ağda kullanımı, iple bıyık alma, kaş alma mesela çok sıklıkla yine leke yapan bir şey. Çünkü cildi ne kadar kürete ederseniz ve cilt terlerse terlemeyle beraber leke oluşur. Leke oluşuyor. Burada da mesela şöyle hafif bir lapa haline getirdiğimizde. Bir de her karışımımızda neredeyse bal var değil mi? Hepsi bal. Balın birleştirici özelliği var. Evet. Yatıştırıcı özelliği var. O yüzden onu hep kullanıyoruz. Bu cilt karışımı, lekelerine özel bir maske hazırladık evet, şu anda. Evet bunu biraz daha yoğun da yapabilirsiniz. Daha katı da yapmak mümkün. Ama alıp şöyle pıt pıt da sürebiliriz. Mesela yağlı ciltlerde uygulayabilir mi? Akneli ciltlere uygulayabilir mi? Çok bunu kuru ciltlere uygulayabilir mi? Bütün ciltler uygulayabilir. Yoksa sadece yiyebilir mi? Evet, sadece bekletme süresi çok önemli. Nedir bir bekletme süresi? Yağlı bir cildin özellikle lekesi varsa çok yağlı olma ihtimali olmaz. Çünkü leke biraz daha kuru ciltlerin verdiği, yansıttığı bir şey. İşte yağlı ciltler daha kısa sürede bekletiyor. Kuru ciltler biraz daha çok bekletiyor. Onu aslında hissedersiniz. Yani cildinizde gerilmenin yumuşadığını, rahatladığınızı hissediyorsanız bunu yıkayabilirsiniz. Ondan sonra yıkayabiliriz. Çok basit. Burada çok küçük bir detay vereceğim. Özellikle bu maskeyi yaptıktan sonra 15 dakika beklettiniz ortalama. Yine pirinç suyuyla tonik gibi temizlemenizi öneriyorum. Çünkü o hafif sıkılaştıracak yaptığımız işlemin bir kapatması diye düşünebiliriz. Belli noktayı oldu. Kafamızdan aşağı dökeceğiz bu pirinç suyunu. Belli oldu şu anda. Evet. Ama evet onun toniği de gerçekten spreylerde böyle pıs 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 sıkarak da hazırlayarak o da çok keyifli oluyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Oluyor. Mesela boş bir spreyin içerisine evet. Bunu koyabilirler. Evet. Ne içerisine. Kadar da bozulur işte onu sordum ya az önce. Yani 24 saat bunun ideali bu. Yani ne kadar çok o zaman çünkü bakteri üremesi çok doğru mümkün. Doğru söylüyorsun. Ama buzdolabına koyarsınız mesela bir şişenin içerisinde. Orada birazcık daha biraz uzun daha ömürlü kalabilir. Olabilir. Ya da işte buzlukta buz haline getirirseniz o zaman biraz daha uzayabilir. Ama hep taze olmasını tercih ederiz. Özellikle bu ev yapımı doğal malzemeler kullanacağımız evet. Zaman. Aynen. Kuru ve yıpranmış evet. Saçlarım var. Ne yapabilirim? Evdeyim. Şu anda sizleri seyrediyorum. Çok basit malzemelerle saçlarımı canlandırmak, nemlendirmek istiyorum. Eğer diyorsanız evet. Bu tarifimiz tam size göre. Çünkü buyurun. Herkes yaz ayında çok fazla kurudu çatı çutur olduk valla. Denize girenler, havuza girenler, evet. Herkesin oldu. Benim de en büyük sorunum o saçlarım oluyor, sertleşti ve nasıl yumuşatabilirim? Burada da yine çok keyifli ve lezzetli bir tarif bizlerle. Şimdi bu biraz böyle yemeli de aynı zamanda. Hani sonrasında bunun bir kısmını alın fırına koyun bir kap. Bize yedirecek illa ama Didem gerçekten bunu yedirecek. Biraz limon suyu. Şimdi karışımı böyle tersten başlayacağım ama tamam. Çok daha rahat görebilmeleri için. Yine hı-hı. Şu ölçüler yeterli yani küçük miktarlarda yarım çay bardağı olabilir. Zeytinyağını karıştırıyoruz. Pekmez var burada çok önemli bir detay. Hı-hı. Çok hafif. Yine... 2 kaşık balımızı. Burada oranlar hani çok yapacağınız miktara göre değişiyor. Hı-hı. Önemli olan saçımıza uygulayacağımız yoğunlukta saçımızın olması. Saçımızın boyutuna göre. Evet mesela daha orta ve yoğun bir saçsa biraz daha tabii çok katı da olmaması lazım. Bir miktar un. Nar ekşili salata sosu yapıp bizi saç maskesi diye yediremezsin. Tam öyle oldu. Evet. Şeyle balzamikle. Bir miktar, evet balzamikle. Bir miktar unla yine karıştırıyorum. Kıvama kadar evet. Getireceğim. Hafif sulu tabii da olsun. Tabii bunu aslında blenderdan geçirmek isterim ama onu becerebilecek miyim bilmiyorum. Mutfak becerim çok iyi değil. Daha kolay olması için. Bence sen istersen yaparsın gibi yaparım, hissediyorum şu an. Yaparım umarım. Şimdi deneyeceğim. Asla olmayacak diyorsun. Çünkü yani zaten... şu an burada bir şey anlatırken çok komik bir hal. Olmaması tamam, yani bir tane beklenilen muz. Bir şey. Bir tane muz. Bir tane muz. Geçirelim evet. Bence geçirelim. Yaparız biz. Yaparız değil mi? Dur sen. Yani sen kesin yaparsın onu biliyorum ama ben... Hakikaten çok... İki tane muz mu koyacağız? İki tane muz koyacağız. Çünkü saçlarımız çok çok yıprandı biliyoruz. Evet. Evet. Tamam harikası. Çok az da sulandıralım ki. Ben yapacağım bunu ya. Kesin. Tabii ki ben çok inanıyorum sana ve arkandayım. Sen olmasan ama yardım etmeyeceğim. Evet. Süper. Bülent'e bu kadar sevinen. Yaptın. Ya bir Türk kahvesi yapmayı bilmeyen biri olarak bunu yapmam mucize. Vallahi güzel. Tamamdır. Bu yeterli. Şu kıvama geldi. Aynen güzel. Öyle. Ah evet. İstediğim kıvama fazlasıyla geldi. Tamam. Bakın. Bebek maması gibi kokuyor. Şöyle görebiliyor mu? Evet. Hemen şekilde. Görelim. Bunu uygulamak isterim ama. Uygulayalım. Ama artık yüzüne sürmüşüz. O kalsın zaten Türk bir 10 dakika. Saçta da nasıl uygulanacağını çok bence hafif. Görmek önemli. Evet. Ucuna mı süreceğim, hepsine mi süreceğim, aynen dibine mi süreceğim değil mi? Hanımefendiciğim. Hanımefendi hazır mısınız? Şimdi saç yapımız. Bakalım saçlar nasıl? Evet. Çok kuru ve yıpranmış.
Çok değil ama gene de kuru yani. Benimki kadar kuru olmasa da gene de kuru. Peki şimdi çok az bir miktar alıyoruz. Hı. Bakın şu şekilde hafif. Saçları ayıra ayıra. Hı. Aynen. En sevdiğim işler bak. En sevdiğim işler. Şu tarafa da koyarsınız. Zaten bu biraz kalırsa dediğim gibi bunu küçük bir kek kalıbına koyup hemen sonrasında afiyetle de yiyebiliriz. Evet, gerçekten bir kısmına da. Evet, dipleri bitirdikten sonra uçlara doğru çok hafif alıp şu şekilde saçı sarıp bırakabiliriz. Bunun için özellikle şöyle bir şey öneriyorum. Eğer bir havlu varsa evde nemli bir havluyla kapatarak saçı sarmak. Ilık bir havlu daha da güzel oluyor değil mi? Sonrasında hatta fönle o havlu... soğumaya başladıkça ısıtırsanız çok daha güzel, çok daha kısa sürede o nemi hissedersiniz. Şahanesiniz. Koku nasıl? Muhteşem. Muzlu saç maskesi. Vallahi çok güzel. Diplerine de sürebiliyoruz dipler böyle. Dipler ve uçlara da aynı şekilde. Ne yapıyor? Hatta diplerle. Merve. Ay elleriniz. Ya Merve elim buzluydu. Tamam. Şöyle diplerine sürüp ucuna kadar yaptık. Sonra bunu güzelce döndürdük. Yani şöyle paketledik işte paketledik, ne yaptıysa. Ve böyle bıraktık. Bu halde bıraktık. Streç'e sarabiliriz. Havlu, Islak bir havluyla bekletebiliriz. Sıcaklık istiyor değil mi birazcık da? Isı olması işimizi kolaylaştırır. Her maskede bu geçerli değil mi aslında birazcık da? Yani genel olarak ısı çoğu zaman çok hızlandırır. Saç boyalarında da öyledir. Evet. Boyadıktan sonra hemen biraz ısıtmak isterler. Ama tabii ki yanmaması lazım. Kullandığımız boya için değil de bakım için biz kullanabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Saçlarını muz sürmemize izin verdiği için ki gerçekten de bayağı faydalı oluyor muzun saçla ilişkisi. Hatta şeyde deri hastalıklarında çok daha basit olarak hani kabuklanma, kepeklenme oluyorsa da saç derisine masaj yaparak bunu yapabilirler. Yapabilirler. Şimdi cilt kararmaları için cilt kararmalarını geçirecek, daha doğrusu geçirmeye yardımcı olacak bir bakım kürümüz var. Şimdi bu kürü hazırlayalım. Aynen burada da yine Türk kahvesi kullanıyoruz. Hindistan cevizi yağı kullanıyoruz. Bu da çok yerde hep karşılaştığımız. Bunu biraz eritebilmemiz de... Benimki de biraz kara değil mi? Şu bak şuralar hafif karartısı var. Çok hafif. Yok mu biraz var? Çok hafif var. Ama yok gibi de. Var gibi mi yok gibi mi? Bence yok gibi. Yok gibi. Şimdi bunun iki aşamalı uygulaması var. Birinde Türk kahvesi, Hindistan cevizi yağı ve yine pirinç lapasını yani pirinç suyunu. Karıştırıyoruz. Önce peelingini yapacağız. Gözenekleri açacağız. Burada. Güzel bir peeling oldu bak. Evet. Türk kahvesiyle Hindistan cevizini yağı ve pirinç. Pirinç suyunu hafif karıştırıp güzel bir peeling zaten 3 malzemeyle pıt diye hemen hazırladık. Bunu hemen sürdük. Peelingimizi yaptık. Şöyle. Evet. Çok fazla şey bastırmadan. Evet aynen yüzeye geçtik. Birkaç dakika bekledik ve sonra sildik. Güzelce onu bir sildik önce. Sildik. Ölü deriyi aldık. Hemen arkasından. Hemen arkasından ikinci aşamaya geçiyoruz. Domates püresi, taze çekilmiş domates püresi olabilir. Yine blender'da çekebilirler. Hemen bunu alıyoruz. Domates püresi birazcık. Ve çok az. Yemek yaparken kendinize ayırmayı unutmayın. Evet, domates kabuklarını mesela atmasınlar. Sarımsak için. İçine patlıcan falan mesela. Ay vallahi şu an gidiyoruz ona doğru. Salça ve yoğurt. Evet. Peki, domates sosu. Ne var içinde yani cildimize nasıl iyi gelecek bu yoğurdun? Şimdi domatesin içinde likopen özellikle çok hem anti-aging etkisi var. Yememiz de çok öneriliyor kesinlikle değil mi? Kesinlikle çok önerilir. Özellikle Uzak Doğu'da yine ve Akdeniz bölgelerinde domates tarlalarında güneşten korumak için de domates yedikten sonra kabuğunu sürerlermiş yüzlerine. Evet lekeyi de ciddi anlamda baskılayan bir formül diyebiliriz bunun için. Doğal yani çok çok doğal mucizevi bir ürün. Tamam. Karıştırdık. Şimdi bunu da o peeling yaptığımız cildimize yaptık, süreceğiz. Peeling beklettik sonra bunu süreceğiz ve 20 dakika bekleyeceğiz. Tamam. Lekeyi biraz daha açabilmek mesela adına. Mesela işte dirseğimde var. Ben onu sürdükten sonra böyle bir streçe falan kapatayım. Hava almasın ne bileyim gözenekler. Öyle bir derdimiz yok. Öncesinde buhara tutayım. Hayır hiç öyle bir şeye gerek yok. Ama leke olmasın hareketli aktif bir anınızdaysa. İşte dirseğinizi sürdünüz hareket edeceksiniz. Şöyle bir hafif bir. Kapatabilirsiniz ama haricinde kapatmak gerekmiyor. Ama koltuk altında
İşte kollarınızı biraz yukarıda tutabilirsiniz. Evet tabii. Dokunmaması dizlerde için. Televizyon izlerken dizlerinizden koyabiliriz gibi. Ayaklarınıza, ayak bileklerinize mesela yine. Ayakkabı çok giyerken çok kenarlarda lekeler olabiliyor. Evet doğru. Onlara karşı da kullanabiliriz. Aynen. Minik bir reklama gidelim hemen şimdi. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Buyurun. Yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Didem'cim ellerine emeklerine senin sağlık. Senin de ellerine sağlık. Şahanesin. En sevdiğim konular biliyorsun. En heyecanlandığım konular olduğu için. Bence senin de çok iyi bildiğin konular. Evet gerçekten teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık tüm seyircilerimiz adına ben diyorum. Ben teşekkür ederim. Yayınımızı da kapatıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize o ana dek çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.